Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki can da aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Tevfikini refik eylesin. Niyetimize göre muamele eylesin. Rizasındaki hakikatları kalbimize sevdirtsin. sevdirsin. Onun rızası olmayan bir şey kalbimizi de meşgul ettirmesin inşallah. His okuyacağız. Dima 234. His 5. Biraz böyle şey yapalım. Bir ısırma yapayım. Biraz gaypla okuyayım. Ne yapıyoruz? Neyin peşindeyiz? Enfus ne demektir? İman esasları gaybadır. İman gaybadır diyor. Ama 6 tane iman esasının hepsi gayb değildir. Gaybtir değildir. Ne demek o? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'ta Allah'ı gördü. Allah gayplikten çıktı mı? Gayb. Çıkmadı. Daha ötesi. gene gayb. Ee, i̇man esasları altı tanesinden bir tanesi peygamberler imandır. E nasıl gayptir yanımızda yaşayan bir insan? Gayb. E nasıl gayptir? Gayba imandır. İki, kitaplara iman mucize getirin diyor benzerini. Amentü ve meleketi ve kütübî. Kitap gayba imandır. Kur'an nasıl gayb olur? İki. Peygamberler nasıl gayb olur? İki ol. Değil mi? Etti mi gayb? İki tane. Kaderi iman yine kendisidir. İki tane en az gayb değildir. Kitaplara iman. Peki nedir o? E, gayb seviyenin varamadığı daha ötelerisi gayb. Gaybin nihayeti yoktur. Parmaklarından su ak akarken içen müşrikler, kafirler yani münafıklar olmuş. Ama hala gayb. Peygamberin parmağından su içiyor. Kafir, münafık. Bu hala ona gayb. Peki sahabe nedir? Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirati Muhammed'den Allah görünür daim. O ayni ruhu çok temiz olduğu için o gözüküyor. E orada seyrederken peygamberin o ahvalin derinlikleri... ...gene vardıkları ile varamadıkları mertebelerin talepçisi oldukları için gayptir hala. Gaybi nihayet mertebeleri vardır. İnsanın hatırına geliyor. İman gaybaydı ama peygamberlerimiz de. Onun vardığımız ona anlam yüklediğimiz mertebe ile anlıyoruz ki mertebesiz bir mertebe var. Dipsiz sonsuzluk var. O her vardığımızda anlıyoruz ki o gayiptir. Şimdi gaybı merak ettiğim için bunlar çıktı. Size okuyun birkaç tane e, şey, hisse geçeceğiz. Bu bir haftalık bir hafta da topladığım şey söylüyorum. Tam bir hafta bu kadar bu kadar şu kadar. Yani bir hafta öyle dinleyin ki ömür verilmiş, gıdım gıdım toplanmış. Yani bu enfusi, enfus, gayb. Gaybla alakalı. Gayb bu yani. Yani e, gayb ama yaşanan bir gayb. Çok tuhaftır. Mesela ben size gaybim. Siz de bana gaybsınız. Yani bedenimizin dışında her şey gaybtır değil mi? o oradan yola çıktım. Ee, yani gayp ama çok tuhaftır. Burada olup burada buralı olmayandır. Bu değil yani buralı değil. Ama burada burada kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de histir. Burada olup yaşayıp içinde yaşadığım şey ama buralı değil. Hüzün, keder, şefkat, muhabbet, bedenin dışında her şey. Şimdi gayb hakkında bu sefer merak ettim yani hisse okurken. Biraz böyle şey yapayım dedim. Bunu bu tarafa da bir bakayım. Bakarken e, şöyle bir okuyorum. Yani e, balık vermek değil de balık nasıl tutulurun sırrı olsun diye söylüyorum. Mesela bir toplama mı okuyacağım gayb? İlk önce ben bir okurum. Hiçbir notla şey yapmam. Oradan cümle çıkartırım hiç. Metin yazmam bunun gibi. Böyle bir okurum, Gaybı bir okurum baştan aşağı. Okurken kalem var böyle. He. He. Sonra da anladım ki insanın derinliklerindeki aktif etmek siftefekür veya kare misali veriyorum ya. Böyle acaba ee, başka bir şey de var öyle Kelam da öyleymiş. Çalan bir müzik, çalan bir ilahi, çalan bir Kur'an, çalan konuşan bir hatıra, bir babanen. Bir şey insanın derinliklerini de aktif ediyor. Mesela Avrupa'da fabrikalarda müzik çalar. Verim artırmak için. Demek ki insanın gaybını aktif etmek için konsantre ile o güç neredeydi? O kuvaydı değil mi güç? Dimadadır. Yani konsantre ile o güç çıkıyorsa bizde tefekkürle çıkıyor. Nerededir? O güç tasavvurdadır. O gizli güç o Elini bir vuruyorsun tuğlaya elin kırılıyor. Konsantre oluyorsun vuruyorsun. O güç nerede? Bak yaparken bile aktif oldu. Bunun şakası yok yani. Şakadan söylüyorum. Konsantre şöyle olur dediğin anda oluyorsun zaten. Düşün, düşündüğüne dönüşüyorsun. Bu şakası yok. Şakası da ciddidir. Ciddisi de ciddidir. Düşünce ona dönüşmektir. Ben size misal verirken de aktif olduğumu farkında mısınız? Evet. Demek ki batınlıklarındaki derinlikler, gaybi derinlikler tefekkürle, konsantre ile, beşeriyet ise konsantre ile, sporlarda, müziklerde, e, araba kullanırken şeyler arasında bir şey çalınca böyle yenileniyorsun. O batınlığındaki gücü aktif, aktif etmek içindir. Menfi veya müsbet. Bu ses, konsantre, tefekkür, haz marifet gibi malzemelerle öteleri açmak ötelere uzanmak ötelerin üstünü kaldırmak ona ait cümle cümle Peki nasıl yaptım bir gaybe okur, okurken yazıyorsun sonra o ana e, bilgi kabatastak bir bakışla oturuyorsun ha, Allah Allah Çünkü gaybi ilk önce okurken toplama ve his ilk girdin sonu bilmiyorsun ki ama bir bitirsen sonu sona ait bir nazarla da başa da bakıyorsun bu sefer. Sonuna kadar okudun mu İrfan? Son paragraf. Gayb veya his. Okudun bir kabataslar. Sonra o bilgiyle o bakışta yeniden oturuyorsun. Bu sefer paragrafları koyuyorsun. Çıkarımlarını yapıyorsun. Ama bir yerde ders yapmak iktiza eder. Veya sana lazım koca gaybı, koca hissi ben Nerede bunlar aktif? Yani 15-20 sayfa bir yerde ders yapayım. Yeni ilerlemem lazım. O zaman böyle yapacaksın böyle. Cümle 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 cümle. Yaptığını tak diye aslına geliyorsun. Bu adres gibidir. Okuyorum. Gayb. Yani gayba inanmak. Maddenin dar kalıplarından sıyrılıp manaya uzanmak. Mana, gay gayreti bu. Gaybi manalarına uzanış Yani seziş bizde hal. Buna ihtiyaç duymaktır. Biz buna ihtiyaç duyuyoruz diye rahmet ilahinin kapısını çalıyoruz. Yani enfusi ders bu. Şimdiki zamanın kıskancından kurtulup geçmiş ve gelecekle beslenmektir. Geçmiş ve gelecekten beslenmektir. Sonlunun sonsuzu buluşturması ve küllüleştirmesidir. Zahirden kurtulma çabasıdır. Yani enfosi çalışmamız, yani gaybi şeylerle gayb dediğimiz gayb da değil. Zaten yaşıyoruz ama zahirde değil. Yani hissinize e, yaşarsınız, dokunursunuz ama tutamazsınız. 10. notadaki gibi, su gibidir, hava gibidir, nur gibidir. Yani tevhidin delilleri. Bazıları e, yani üçü de tutulmaz diyor, değil mi? Tutulmaz. Üçü de tutulmuyor. Ee, bu gayb veya enfusi dersler nedir o? Batını fark ediştir. Batını fark ediş. Fark edenin talebidir bu. Batın tarafı olduğunu. Bunu fark edenin bir taleptir bu. Yani enfuste meşgul olmak böyle bir şey var. Talep ediyorum. Ben fark ettim ona varmak istiyorum. Üniversiteyi yazarken ben şu mesleğe girmek istiyorum. Var ki istiyorsun. Ama bilmeyen isteyemez, tercih yapamaz. Aa öyle bir bölüm mü vardı? Bilmiyorsun. Demek ki gaybı fark edin, talebitir. Bu mevzular Çalışması. Zahir olan kitaptan manaya zahir olan kitaptan manaya yazarın içsel alemine taşınmaktır. Yani onu kim yazmış neyle meşgulsa. Ona taşınmaktır. Yani onun e, kalem aslında Nun vel kalimi ve Nun böyle bardak, okka gibidir. İçinde mürekkep vardır. Onun haleti rüyesi yani fikriyatı, hissiyatı, duygusu, latifesi. Yani bunu artık biliyorsunuz. Akıl, vicdan, kalp ve onu şey yaptım. Onun dışa çıkış yoludur yazı. Bunlar sofistler. Merak ettim sofistlerde nedir? Mutlak gerçek yoktur. Gerçekliğe gerçe gerekçesiyle Görüle, görülenleri de inkar etmişler. Sofistler böyle bir şey var. Ya mutlak gerçek yoktur. Evet, abi. Yoktur. E nedir? E, gerekçesiyle görülen de inkar etmişler. Yani asıl odur demişler. Emos. Bir de bakıyoruz ki pozitifistler var, rasyonalistler var, filozoflar. Onlar ne diyor diye merak ettim. Sadece görüleni kabul etmiş, metafizi metafiziye Yana, yanaşmamışlar. Şimdi ohu koridor açıldı zaten kuantum fiziği. Sofistlerin, alemde her şey nisbidir. Sofistler öyle demiş. Alemde her şey nisbidir. Bundan dolayı sabit hakikat olamaz diyerek nisbiliğini görüp sabit hakikat tarafını yani eşyanın hakikatını görememişler. Her şey nisbidir. Her şey nisbi şey olabilmesi için bir şeyin sabit olacak ki Ondan sonra ona nispi olsun. Evet hiçbir şey yerinde değildir. Dönen bir insanın kafası döner. Döndüğü zaman hiçbir şey yerinde değil. Her şey birbirine kaçar ama bir, niye bu hale geldi hariç? Ben varım da döndüğüm için orası öyle. Yani onun farklılığı merkezle alakalıdır. Orada bir farklılık yoktur. Orada nispi yoktur. Nispi bendedir. Orada hakikat mertebeleridir. Yani nispi dediğimiz şey Esma-i alır mertebeleridir. Bana döndüğü zaman nisbidir. Ve itibariye o dönüşüyor. Banadır. Ee, mesela İşaret-i der ki dünyada nisbi hakikatlar, orada hakiki hakayık olacak. Örnek vereyim. Ee, hatırladığım kadarıyla 38 milyon mu ne renk yapılmış bilgisayarda? Milyon. Ama 7 tane renktir. 7 tane renkle, tonlarla belki de şimdi 40, 50, bini, milyonu geçmiş diyorlar. Yani yapılabiliyor. Yani nihayeti de yok tabii bunun. Bu ne demektir? O 7 tane temel hakikattır. Diğerleri insana nisbidir. Ustad diyor ki burada nisbi orada hakikattır. En az cennette 50 milyon renk vardır demektir. Buradaki nisbi orada hakikattır. Peki biz yedi tane esas alıp diğerinin nisbi olması onlar hakikatin dışında mı? Hayır. O da bir hakikattır ortaya çıktı. Zaman bir renk vardır. O da bir esmanın mertebesidir. Ama biz temelde yedi esas aldığımız için o nisbi de bizedir. Ama nisbi denilen renklerde o da hakikatin meratipleridir. Esmanın mertebesidir. Yani yedi tane rengin dışında gri var orada. Gri vücut alıcısı varsa esmadır. Şey <laughs> gibi değil abi? Yani yedi renk sıfat. Oradan çıkan esmalar gibiydi değil mi? Aferin. Çok güzel. En güzel ifade oldu. Nihayetsiz esma. Bin bir esma deniyor. Burada bizim e, za Zahir'de yaşadığımız e, İmam-ı Gazali diyor ki Her bir insan mümin olan ama en az dört günde dört bin halet yaşar diyor. Hadi bu asırda iki bin yaşasın Müslüman. Yani dört bin esmanın Hakikatını mazardır farklı farklı esma. Esman Allah'ın esması nihayet dedi ki kullandığımız o kadar. Biz burada malzeme kullandığımız o kadar ama benim malzemem odanla çok. Yani Allah'ın bin bir ismi mi var? Sonsuzdur. Biz o kadar bildik. Allah'ın sıfatları yedi midir? Hayır sonsuzdur. Biz o kadar bildi. Bildirilen şu kadar bundan da bu kadar şu kadar bir yeter. Ama bu bu kadardır değil. <laughs> Kuranda üstünlük ise Kur'an'da şöyle geçer. Onlar gayba iman ederler buyurarak müminlerin imtiyaz, müminlerin imtiyazını ifade etmiş. Bunlar insanın sırf zahiri hayvanı duygularına haps olmadığını ifade etmiş oldular. Gayb alemine gayb alemine inanmak maddenin sığ ve dar kalıplarında fikrini sıyırarak içsel aleminin Hürriyet arayışıdır. Görülen, görülen tasdike mecbur olmaktır. Mesela görülen tasdike mecbur olmaktır. Görülmeyene inanmak, orayı hissetmek, insanın duygu kalıplarından sıyrılma çabasıdır. Yani mecburiyetten seni çıkartıyor enfusi dersi, gaybi. Yani görülene inanmak, ona kanaat etmek, mecbur oluyorsun. Ama gaybi veya enfusya ile seni bu zaire hapisten çıkarıyor. Gayb inancı getirerek mahkumetten hür, hürriyetini veriyor. Yani buna inanmak. Bu budur. Bunun dışında yok işte bu. Ama gayb alemini sana açarak inanmak mecburiyetini bırakmıyor seni. Bunun gerçekliği kadar ötelerinde de gerçekliği. Yani fiziğin gerçekliği kadar metafiziğin de gerçekliğini önümüze koyuyor ki bize ufuk açmış. Ma maddenin nihayet sonucuna göre, sonucuna göre maddeyi düşünüyorduk. Atom neydi? Maddenin bölünebilir bölünebilir en küçük parçasıydı. Onu esas alarak burada anlam taşıyorduk, anlam yüklüyorduk, düşünüyorduk. Düşünce zeminimiz buydu. Ama düşünce zeminim şimdi gaybı da içine aldı. O zaman insanın fıtratına nihayetsiz bir ufuk açmış oldu. Mecburiyetten seni çıkarıyor. Zahire inanmak mahkum olmaktan seni kurtarıyor. Şöyle yani melaketini e, <laughs> kesin iman etmediğin sürece ben kabul etmiyorum diyor. Yani, evet. yani sen kendini suretten ibaret bilmekle iman etmiş olamazsın. Evet. yani. ki maneviyatı kabul edeceksin. Yani hislerini, duygularını yani kendini suretle tanımlamayacaksın. O zaman hapsetmeyeceksin. Bu hapistir. Beş duyguyu hapsetmek aklın, kalın mesleği de diyor. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor diyor. Her şeyin zahir olmadığını duygularımız zaten söylüyor. Yani mesela sizin şu andaki maddenin hareketleri farklı farklı oturuyorsunuz, böyle oturuyorsunuz, böyle oturmuş, böyle oturmuş, böyle oturmuş. Böyle bu manadır. Yani başka bir şeyi taşıyor. Zaten kendileri inkar edenler bile gaybi söylüyor. Böyle dinleyerek adamın içini nasıl söylüyorsun? İçi gayptir. Bak demek ki gayb e, hakikatin getirerek Müslüman gayb çabası içine girmesi zahirden sıyrılma, hür olma, maddenin metaforundan, maddenin yaptırıcılığından sıyrılma çabasıdır. Gayb ve enfusi derslerle meşgul olmak. Yoksa oraya mahkum oluyorsun, kalıplarda kalıyorsun yani. Zengin düşünemiyorsun, sığ düşünüyorsun, dar düşünüyorsun. Evet, acayip bir şey ya. Yani bu mu insan yani? Çok acayip bir şey. Evet, hayvanı bir mertebeden seni o kadar mutlu bir şey diyor ki rastlıyorsunuz akrabalarınız var, eş dostlarınız var. Cenazelere, düğünlere vesaire gittiğiniz zaman zenginlik katıyorlar o insanlar. insan ismine layık olmayanlara da denk geliyorsun ama bakıyorsun böyle zahire bakarsan lanet olsun keşke olsaydı, şöyle olsaydı, kanser olsaydı görmesin derken ama gayb ve enfusla meşgul olanlar hayır o da lazım ya. Nisbi bir hakikat ya. Allah Allah. Ebu Cehilsiz peygamber olur mu? Nemrutsuz İbrahim olur mu? Olmaz ki böyle. Zaten İbrahim e olmaz. İbrahim İbrahim eden Aleyhisselam Nemrud'un Nemrut olmasıdır. Firavun Firavun olmasaydı Musa Musa olamazdı ki. O da normal bir insan olacaktı. Tarihte bir adam yaşayacaktı. O adamlar lazım. Ciddi bir iş yapıyorlar. İtimat edin bana. Ağzıma dolamışım bir seneden beri. Bu adamların, bu dinsizlerin, imansızların, inkarcıların mükemmel bir hizmet yapıyorlar acayip bir zor bir şey misyonu yüklenmişler. Küfür imana hizmet eder sırrı işaret edeceğiz 168'e. En zor iş yapıyorlar ya. İnkar etmek ne demek biliyor musun? Aleminden Allah'ın söküp atılması normal bir iş mi? Niye varlar? Onun niye varını beni ilgilendirmez. Ama bana bakan tarafıyla iyi ki varlar ki küfür imana hizmet ediyor. Allah'ın bana ihsan ettiğini onunla da biliyorum. Gerçi ben iman nisbi değildir bizzati hakiki hakayıktır der. Nisbi bilinen bir şeydir. Yaşanır o. Yani ben imanın hazını yaşamak için kafir olmama gerek yok. 32. sözde geçiyor bu. Yani im, bazı şeyler yani orada sayıyor vücuttur, hayattır, imandır. Nisbi değildir. Yani imanın hazını almam için kafir mi olmam lazım ki kıyas ediyorum. Vay be kafirlik ne kadar kötüymüş. Yok bizzati lezzetlidir. Ama o bana ufuk açıyor. Gaybımı aralıyor onu görünce. Onun için şeytan Diyor ki e, makasıdır hayri külleye, kemalat insaniye sebebiyet veriyor. Birkaç tane cümledi okuyayım, hisse geçiyorum. Geçeceğim. E, çabasıdır dedik. Gayba inanmak. Bu çok önemliydi ama maalesef Mehmet kardeş yoktu. Ona bakan bir cümleydi. İşte nasip işte. Gayba inanmak, ölümün şifresini çözmektir. Ka kabir belasından sıyrılmaktır insanı bu kainat çölünde sahipsizlik, başıboşluk felaketlerinden kurtarmaktır. Kurtulmaktır. Yani insanın en büyük sorunları, en büyük sorun kabir belasından kurtulmaktır. Bak şimdi bir de okuyayım. Gayba inanmak, ölümün şifresini çözmektir. Ne anladıksa? Ölümün şifresini çözmektir. Sureten, çirkin gözüken kabirin siyah çarşaf yüzü diyor usta altına gizlilikler saklı var. Yani biz biliriz ki çarşafın altında gizli güzellikler vardır. 26. lemada söylüyor. Diyor ki ölümün siyah çarşafı altında tebessümlü güler yüzlüleri vardır. Yani ölüm zahirde çok çirkindir gibi gözükürken şifreyi çözersen ölümün şifresini çözmektir. mesela usta Keşvel Kubur bunlardan bir tanesidir. tesbih çekiyor. Ama onun akrabası o kadın tespih çekerken koptu, dizerken vefat ediyor. Hala kıyamete kadar tespih diziyor. Akrabası çok ağladı tabii. Mutlaka bak gitti annemiz işte o kızı vesaire nesiyse. Oysa o hala tespih diziyor. Biz ağlıyoruz ona. Böyle bir şeydir yani gaybi çözmek. Yani ağlamayı gülmeye te tebeddül ettiriyor gayb. Ağlamayı görseler ki Allah Allah anladım annem tespit çekerken vefat ediyor. Bak hala Berza aleminde tespit çekiyor. Tespit diziyor. Çok acayip. Yani yok oluş, e bitiş, kaybediş, hayatı kaybettiği gibi gözükürken sonsuz bir hayatı kazandığını görsek nasıl sevinirdik? Bakın hayatı kaybetmişti değil mi Osman? Kaybetti. Yani bu kayıp, kayıp gözükürken nihayetçi kazanış, kazanıma dönüşmesi insan ne kadar mesrur ve mutlu eder? İşte bu şifreyi gayb ve enfus çözüyor. Gayb, gayba inanmak, Allah gayba inanmak, iman gaybadır. Ölümün şifresini çözmektir. Kabir belasına sıyrılmaktır. İnsanı bu kainat çölünde sahipsizlik, başıboşluk, felaketlerine kurtarmaktır. Aleminde ölümün Fenanın yok oluşun, kayboluşun, sonsuz unutulmanın şifresini çözmek ne kadar kıymetlidir bilemezsin. Yakinen biliriz ki içsel alemimizle yaşadığımız dünya çok farklı. Hiç yakınlık yok ve e, memnuniyet de edemeyiz. Yani şu yaşadığımız hepimiz gayba şahidiz kendi gaybımıza. Yaşadığım ben, yaşadığım zahirde yaşadığım beraber oturduk, kahvaltı yaptık, oturduk. Zahirdeki ortak tarafımızın dışında ortak olmadığınız, ben de sizin ortağınız olmadığım içsel alemimizi kendimiz yaşarız ki ha gayb de böyledir. Yani yaşadığımız ortamın ortak tarafımızın dışında ortak olmayan ve bana ve sana has olan hususi bir dünyanın varlığı gösteriyor ki böyle bir dünya vardır. Yani dünyamla dünyaya geçiyorum. Bir daha yakinen biliriz ki içsel alemimizle yaşadığımız dünya çok farklı. Hiç yakın, hiç mesela yaşadığım dünya ile iç alemde hiç yakınlık yok. Öyle bir şeyler var ki hiç karşılığı yok zaten dünyada. Mesela huzur. Dünyada yok ki hiç alakası yok. Ama yaşıyor, yaşıyorsun yakınlık hiç yok. Memnuniyet de edem, edemem, edemiyorum yani. Bu dünyayı memnun edemiyorum. Seni de edemem zahirini. Ama batın batına hitap ederse, gaybım gaybına hitap ederse memnuniyet de olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, insanların bir mana, 3-4 tane hadisi topladım, kolasa ettim. İşaretleyeceğiz'ın gözüyle. Diyor ki insanların akıllarını, kalplerini tatmin, teskin, terak ettirmedikçe hiçbir dünyevi iyiliğiniz onu memnun edemeyecektir. Ne yaparsanız yapın çocuğa güzel ahlak vermesiniz Allah Resulü ana babanın çocuğa bırakabileceği en güzel sermaye servet güzel ahlaktır. Ne yaparsanız yapın onun için ne tablet alırsan al ne alırsan al çocuğunu memnun edemeyeceksin. An şartla eğer aklını ve kalbini doyurmuşsan küçük bir kalem onu memnun edecektir. Memnuniyet edecek bir sistemi yok. Memnuniyetsiz bir asır. Yalnızlaştırılmış bir asır. Onun için insanlar hırçındır. Kendisiyle memnun değil. Benle nasıl memnun olacak? Kalemle niye memnun olsun? Biz ilkokuldayken bunun adı tükenmez kalem. Aa, büyük adamlar kullanır. Bakkalda görmüşsünüzdür bizim bakkalda. E, vitrinde hani camda. Bir ip gelmişlerdi. İp ip Böyle buraya bağlamış. Buraya çivi çakmış. Kalemi oraya sart. Kalemler böyle asılırdı. Böyle bakkal köy bakkal. Tükenmez kalem. Allah Allah. Kim alır? B babalar alır. Baba adamlar alır. Olanlar... Evet tükenmiyormuş. Vay nasıl bir şey camdan bakardık. Dedem de bizim siyah kalemimizi şeyle çakısıyla açardı. Vay tükenmez kalem. Yani nasıl mevlu olurduk? Çünkü batın tarafımız şairle uyanmıştı. Köyde veya şairin tam bozulmadığı köylerde insanların gayb tarafları insanlık tarafları, beşeriyetin arkası kısmen uyandığı için küçük bir şeyle memnun oluyor. Şimdi zahir ve batın duman olduğu için hiçbir şeyle memnun edemediğinden hırçın olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dediğimi daha de söylüyorum. İnsanların akıllarını, kalplerini, tatmin, teskin, telakki ettirmedikçe hiçbir dünyevi iyiliğiniz onları memnun edemeyecektir. Edemezsin, boşuna uğraşma. Hiçbir akrabanın, hiçbir evladını Memnun edemezsin, olamaz. Verilmiş bu haber. Olamaz. Edeme, edemiyor. Bu zıtlaşma insanı arayışa itti. Yani zahirle batın yaşadığım bir dünya var. Bir de eee anlamlandırdığım farkındalığım var benim içsel ve dışsal farkını gördüm kısmen yaşıyoruz. Bu sefer insanı arayışa itti. Yani batın dünyamla yaşadığım dünya çok başka. Bunu ne ile doldurabilirim anlayışıma gittim. İman gaybı olmasına rağmen peygamberler yanı başımızdalar. Kitaplar ve hakeza gayb olmadıkları halde hala niye inanamadıkları, inanamadıkları ve çok garip yani niçin inanamıyorlar? Yani hala gayb derken ısınmamız böylelikle e, gayb e, inşallah bitti enfusi ve gaybın alemimizde bizi nereye taşıyor onu şey yaptık inşallah şimdi ben burada kesiyorum ve hissi geçiyorum. Ben okuyorum 178 mektubat 412 bir insanı yakalamak ve kendine çekmek onun o hissini hangisini hubuca ee, okşamakla kendine bağlar hem onun ile mağlup mağlup eder. Kişi kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum bunların bu zayıf damarından ehli ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Tamam 410 orası 412. Heh, tamam. Okuyorum Adem buldunuz. His damar gibi her yeri besliyor evet. ve ve her yeri her yeriyle bağlıyor. Yani vücutta bir damar düşünün. Müstakil organları bir bütün hale getiriyor. Ne yapıyor bir daha? Farklı organları karaciğer, böbrek, dalaktır. Hepsi müstakildir. Kendi dünyasında çalışırken bunları sanki bir düzeyde, biz düzlemde tek bir hakikatmış gibi e, hale getiren birbirine iletişim ve çeliş, ilişkisini ve çelişkisini ortaya koyan damarlar var ya damarlar. <laughs> o gibidir his. Yani his damarlar gibi her yeri besliyor. Her yeriyle bağlanıyor. Basıyor. Yani onu bağlıyor. Damar his gibidir. Damardan akan kan ise hubucaha benzer. Yani hubucah neymiş? Hubuca bir insanı yakalamak ve kendine çekmek onun o hissini okşamakla kendini bağlar hem de onun ile mağlup eder. Mağlup olur. <laughs> İnsanın niyatsiz istidadı ve kabiliyeti vardır. Donanımları vardır. Onları besleyen onları besleyen nedir? Kan çebekesidir. Yani damardır. Bu damar adeta o duyguları, batın hakikatleri, istidatları besleyen iç ağ gibidir. İçsel ağdır, realitedir, nefs-i lemirdir, mahluktur, şahadettedir ama gaybidir. Alemi şahadettedir ama alemi şahadet cinsinden değildir. Damardan akan kan o buca. Niye? Nasıl ki damar bütün organlarla bağlanarak her şeyi her şeyde her şeyde yapıyor. Damarla mesela karaciğeri alıyor enzimlerini. Bu tek şeyi her şeyle tanımlayarak sanki bir şey her şey yapıyor. Her şeyi de getiriyor bir böbre dala tek şeyi yapıyor. Nasıl ki damar bütün organlarla organlarla bağlanarak her şeyi her şeyde yapıyor ve her şey o yolla kendilerini ifade ettikleri gibi dimadakiler kuva, dimadakilere kuva, kalptekilere duygu, ruhtakiler latifeler, hisse dönüşürler, dönüşebilirler, onda olmakta olurlar. Yani e, his vicdandadır, kafada kuva vardır, e, o ısırmakta gayb şeyi okurken e, konsantre, e, bir seziş, bir tefekkür veya bir ses, e, batıl veya hak ses dahi insanın batınındaki gücü aktif ediyor ya konsantre ile. Bizde o güç kuvadır, o güç tasavvurdadır, onun şakası yoktur. Düşündüğünüze dönüşüyoruz, kuva oluyor. İşte aynı bu e, yapı akılda kuva, Kuva, kuve yakliye. Gıdı. Kuvel, kuveler orada. Orada depolanmış. Hissi şeyler vicdanda, duygu şeyler kalpte, latifeler ruhta. Tamam. Şimdi bunlar uyandı. Karaciğerde bir enzim her tarafa dağıtılacak. Neyle yapacaksın bunu? Damarla yapacaksın. Yani ama hepsinden aldın? Bir şeyden farklı yapacaksın. Böbreği taşıyacak. Bütünü her şeyi bir şey yapacaksın. Gene damarla yapacaksın. Şunla bunla yapacak gibi. Şimdi his de akıldaki kuvayı, e, vicdandaki iradeleri, zihindekileri, kalpteki duyguları, ruhtaki latifeleri de alıyor bunları. Bütün o enfusis sisteme yayıyor. Bütün enfusis sistemdeki o kan şey misali gibi, bütünü sanki tek yemiş gibi hepsini besliyor diyor ki dimadaki kuvayı kalpteki duyguları ruhtaki latifeler hisse dönüşüyor. Hisse ilk önce dönüşür. Mesela diyelim ki doktorumuzun sansı da artık ağzımıza çiğnediğimiz şey dışarıda elimizde tuttuğumuz gibi değil. Artık parçalanmış vesaire. Sonra midedeki hali, bağırsaktaki hali, sonra karaciğer, karaciğerdeki hali çok farklı. Ondan sonra o Karaciğer'deki o değişiklik elimizdeki ekmek gibi değil. Yani zahiri öyle değil. Ha gibi kuva aklın ürettiği kuva ruhun ürettiği latife kalbin ürettiği duygu hisse dönüşünce artık kuva değil. His seviyesine başka bir şey. His hisse dönüşüyor. Onun için ee, kuva nasıl his oluyor? Veya his nasıl kuva oluyor? Dışarıdan madde olarak dondurabiliyorlar mı bunu? Yani hissi bir şeyi yapabilir mi? Yani nasıl yani? Diyelim ki mesela e, çalınmış pirinç e, alın teriyle... Evet o, o maddeye yansıyor. O mümkündür. Yansıyor mu? Yansıyor o. Çünkü e, şu anda şeyi gelmiş mesela. Maddenin hareketi iki tek şey değildir. Eskide protonun etrafında dönen elektron vardı. Şimdi hem dalga hem tanecik hareketi yapıyor. Bakan kişiye göre eğer bütünsel bakarsa dalgadır. Tek şeyle bakarsa tanecik hareketi yapar. Maddeye insan yani külli bir insan düşün dalga gibidir. Bütünsel karşıyı etkiler. Yok tek boyutlu manevi e ismiyle bakar. Tek boyutlu insanlar oluyor. Sif madde Esif ma mana, tek boyutluysa tanecik gibi. La teşbih ve la insan. Ama külli bakan, cüz'iyetten külli, külliye çıkan, zahirden hakikate geçen, bu meslekte e, e, nasiplenmiş insan hem tanecik hareketi yapar maddedeki gibi, hem dalga hareketi yapar, hem e, dissal hareket ediyor, lüzumu gibi konuşur. Dinde asas çok hassas ama muhakeme yetide noksan gibi değil dış dünyanın adetullahına uyarken çok tuhaftır bu adetullahı uyarken bunun şart olmadığını ama bir kural olduğunu Allah'ın adeti olduğunu ilahi ayetler olduğunu biler, bilir ve öyle yaşanama bilir ki arkasında müsebbebu lesbab Allah'tır ama esbaba riayet eder çok tuhaf değil mi esbabı şart olarak uyar ama faili muhtar olmadığını bilir esbabın. Yani bir sebebe uymak tanecik hareketidir ama arkadan bakmak dalgadır. Enfusi ve gaybi anlayış işte dersin başında okuduğumuz o gayb ne demektir? O külli ona bakmak bakar. O e, bu alem ona nasiplenmiştir. Herkese olmuyor. Sofistlerde misal verdik. E, realistlerden misal verdik. Sofistlerde e, başka çok e, tuhaftır yani böyle. Her şey e, şey der, nisbi derken ötekisi de gerçeklik yoktur diyor böyle. Böyle bir tuhaf şeye girmiş. Hani ama bütünsel olmak bu şaka di değil. Yani sizin şu anda bizim bu duyduğumuz şu anda e, bize normal gelen şu konuşmalar, şu anlayış, şu bakışlar adamın hayaline bile rüyasına bile gelmemiş böyle bakış. Böyle bir bakış sıradan zannediyoruz. Ben bunu normal Müslümandan bahsetmiyorum. Ben bunu Risale-i Nur'u zahirde okuyan, gazete gibi okuyanlardan bahsediyorum. Yani tanecik bakışla da dalga bakışı ikisi farklıdır ama tamamen bambaşkadır. Hem tanecik hem dalgayı cem etmiş. O üçüncü bir bakıştır. O Mesela sif enfüste bakmak dalgadır. Sif zahire bakmak tanecik bakıştır. Ama ben olan benle bakarsan ikisini kucaklayandır. Bu çok so şeydir yani. Bu nasip işidir. Niyesini bilmiyorum. Ama bu başka bir nimet ilahiyedir. Bilin ki kadir kıymetini Allah elimizden elimizden almasın. Başka bir nimettir. murad ilahi budur gibi geliyor bana. Yani çok gariptir. Peygamber mesela iç halimi başka, diş halimi bambaşka. Kainatın bütün serveri olduğunu, sebebi vücudu olduğunu, tezgahlarını görmüştür. Ama gidiyor hendek kazıyor, zırh giyiyor. Bir tuhaf duygu işte. İki zıttın arkasına geçmektir. Batınla hareket etmiyor, zahirle de hareket etmiyor. İkisince mi diyor ama ben olan ben ikisinin de arkasına geçmiş oluyor. Bu başka bir şeydir. İşte e, <laughs> gaybde okuduk ya kabir belasından sıyrılır. Kabir belası bak niye beladır onu okuduk. Ondan ancak öyle sıyrılır. Öyle bakabilen adam. Zahirde böyledir ama batında böyledir. Ama ikisiyle de mahkum olmayan bir bakıştır. Bu bakışla kabir belasından zahirin o belasından kurtulur. Yoksa asla kurtulamaz ve altında ezilecektir. Çok tuhaftır. Ee, devam ediyorum. Şimdi bu e, kafada, kafadaki kuvalar, e, vicdandaki radeler, zihinler, latifeler, hazlar, huzur. Yani Allah'ı görmeler vicdanda oluyor. Latife-i Rabbani. E, kalpte duygu, ruhta latifeler. Kendi başlarına tektirler. Ama bunu hisse indirgenirse artık kafadaki kuva kuva değildir. ...hisse dönüşmüştür. Başka bir enzime dönüşmüş. Başka bir hal almış. Demek istiyorum. Tamam. Sonra... E, ...anasır erbası... ...ruhun dört havası... E, ...vicdanın anasır erbası... ...aynı şeyi söylüyor. Yani... ...irade, zihin, his, latife, rabbani... ...bu... ...vicdanın anasır erbası... ...ama aynı şeye diyor ki... ...ruhun dört havası... ...yani... ...o da kullanıyor, farklı oluyor... ...ruh kullanınca farklı oluyor... Yani içsel alemi vicdan yoluyla dışsal yapıyor. Ama dima ve dış dış dünyamız, dış alem ve dima vicdanın dışındakileri de vicdanla içsel yapıyoruz. Vicdanla içsel yaparken ruh vicdanla dışsal yapıyor. Çok böyle bir koridordur Osman bu. Vicdan böyle onu kaydetmen lazım. Evet yani Dima ve dışsal, yani bedensel ve kuva, yani akıl dışsal olan alemi içsel yaparken vicdan, ruhsal haletleri dışsal yapan gene vicdan berzahıdır. Çünkü ruhun dört havası dışsal, ana, vicdanın anası relvası içsel yapıyor. Böyle bir, bu tespit belki belki senelerce uğraşıyorum. Ee, bu, bu vicdanın böyle bir za olması. Yani içtebine de baktığımız zaman vicdan haşir meydanının nümunesi, provası ya alem Şadet'te ne soru olacağını sana sürprizlik yoktur. Aslında gayiplik de yoktur. Sürprizlik ihsanda vardır, lütufta vardır. Ama e, vicdanını, uyanık vicdanını dinleyen, fark eden, farkındalığın haşirde bana neler soru olacağını bilir. Kalbin de masar hissiyatı. Kalbin evet. masar oldu hislerin hepsi o yani. Evet, masar hissiyatı orada. Evet. Evet. Mahkesefken masar hissiyatı da o. Vicdanla komple mi evet. e, bağlantı kuruyoruz dışarıyla yoksa sadece his mi? Yok yani bu his konuştuğumuz için evet ama vicdaniyata geldiği zaman kuva geldi. Evet, abi. Dimadan kuvalar geldi. Vicdan sistemine girdi. Evet. Onların bir kısmı iradeye dönüşüyor. Evet. Bir kısmı zihin oluyor. Bir kısmı his oluyor bir kısmı huzur oluyor. Yani burada öt böyle tuğlayı kırma güç olurken yani bak düşünce tefekkür veya tefekkür veya bir müzik dinlemek veya bir şey dinlemek nasıl böyle insanı canlı ediyor? İlle böyle tefekkürle kuvalar çıkmıyor demek istiyorum. Bir hatıra, bir olay gördün olay veya bir ses. En harikalısı da sestir diyor. Yani insanın batınını uyandıran en harika mucize sestir. Yani kelam-ı ilahi manasında. Vahiy bunu yapıyor. Mesela batıl bir ses dahi olsa, müzik mesela, yanlış dahi olsa, batınındaki bazı şeyleri, hisleri, hatıraları, e meylleri, emelleri, gadapları, hisleri, şeyvani vesaire hepsini uyandırıyor. Batıl dahi olsa, ben batıl görmüyorum. Tabii zahirde batıldır. Hakikatta değil. Bu kelama korkunç bir mucize ya. Yani Allah'ın en harika mucizelerinden, ondan daha mesela hayat biliyorum ve adeta çarpı, yarışırlar yani kelam. Allah kendisini kelamla ifade etti. Konuştu yani. Nun ve Kalem'e memestir. Kelam. Yani duruyorsun. Vücudu zahirde yok. Bir şey dinliyorsun. Aa oh. Şu anda benim ders kelam baştan sona kadar ke kelam kelam yani kemal olmak için kelam lazım. Yani batındaki nasıl uyandırıyor? Kelam uyandırıyor. Çok çok garip yani. Ama kör olası cehalet, o kadar alıştık ki Şö şöyle düşün. Doğuştan herkes ama olsa konuşmayı yani yapsak, bunu anlasak hareketle Konuşma olmasa, bir tanesine mucize olarak konuşma çıksa. Ya ben size diyorum. Ağız oynuyor. Diğerlerinde ağzı yok. Kapalı. Yani dikir Veya konuşma yok. Ya ben size diyorum. Tabii bu olmayınca da bu da yok. Ne yapardı o adam? Yalnızlaşırdı değil mi? Konuştukça çıldırırdı değil mi? Ben mi akıllıyım demez miydi? Kendi konuşmasının kendi duyması ne demek biliyor musun? Çıldırmaktır. Ama ben senin sesini duyarak kendi sesime anlam kattığımdan rahatlıyorum. Hiç kimsenin sesi olmasın. Sırf sen konuş. Konuşmazsın bile. Konuşmamaya itilirsin. Çıldırmanın sebebiymiş. Sif kendi sesini duymak. Ben kendi sesimi duyuyorum kafadan. Niye psikolojik hastalıktır? Doktor bey ben duyuyorum. Kimin sesi? Ya ben konuşuyorum falan yerde konuşuyorum. Aa Kur'an okuyorum. E tamam işte ne güzel işte Kur'an okuyorsun da ne istiyorsun? Ama çıldırmanın sebebi. Çok tuhaf ya. Alem çok garip. Nisbi ettiğin zaman. Herkes sussun. Herkes konuşması kalksın. Sırf sende olsun. Bak nasıl oynatıyorsun. Ama mucizeydi. Tersi dönüyor. Yani her şey risk barındırıyor. E, ee, kalpteki ve ruhtaki içsel e, duygu ve latifeleri ...dima'daki ya da zahirdeki... E, ...ye dönüştürüyor. Değiştirme var mı peki? Değiştiriyor. Hem değiştiriyor bak. Hem değiştiriyor. Hem dönüştürüyor. Hem değiştiriyor. Hem dönüştürüyor. Bazen de aynısını naklediyor. Ve aynısını oluyor. His eğer dönüştürmese... ...değişemez. İnsan. Dönüştürme olur da değiştirme... Değiştiriyor. Bu değiştirirse o zaman latife ve... Duygunun bir fonksiyonu kalmıyor. Olmaz olur mu? Onu aktif etmesine sebeptir. Mesela diyelim ki ben berzattım. ile latife aynı şey. ne olur? Değiştirme. Mesela diyelim ki barotu yaktın. Kirbit. Bak i̇şte bu his değil. Bu akıl. Mesela tamam bu tam bu ne olur? Barot yandı. Ne oldu bu? Artık e, barot siyah. Bu dönüştü. Dönüştü. Evet. Ha. Değişim. Yani o ona inkılap etmesi mesela diyelim ki e, seniden bana gelen bir ses veya bir müzik veya bir güzel bir Kur'an beni manaya götürdü, manaya getirdi, beni ilk önce değiştirmeden beni dönüştürüyor çünkü ayet değişmez. İşte ben şöyle demek istiyorum abi Neyi? değişim tamamen özellikleri farklı olan bir şeydir ama dönüşüm bir benzahtır. E, farklı boyutlardaki işlevleri bir başka boyuta anlamlandırmaktır yani. Şimdi bu boyuttan bu boyuta getirirken his bir berzah oluyor. Ama tamamen değiştirirse bu sefer kendisi işin içine girmiş olur. His oluyor. Evet. Mesela kuva his olur. Ee, mesela e, muha, diyelim ki şehvet. Şehvet, bak şefkat. Şehvet diş, dişsaldır. Kuvayı şeviye, kuvadır. Vicdana geliyor, his oluyor. Vicdana taşındığı zaman şefkat oluyor. Usta hapishanedeki kızlara acip ağlaması gibi. Bak nasıl oldu bu? Değişimle dönüşüm tam ifade edebilir miyiz? Yani Tabii. Mesela, Tabii. mesela Tabii. çekirdeğin ağaç olması dönüşüm müdür, değişim midir? Dönüşüm dönüşüm dönüşümdür. Değişim nedir? Elektriğin Mesela atomu parçaladın. Dönüşüm. Atomu parçaladın, nükleer enerjiyi çıkarttın. Aslına seyahat etmedi mi? Bunlar dönüşüm dönüşüm. Değişim de sen neyi kastediyorsun? Değişim şudur. Hidrojen ve oksijen yan yana gülü tamamen su oluyor. Hiç biraz alakası yok bunun. Ha, ha suya dönüşmesi için bu değişim ya. Değişim alakasız hale gelmesinin de sebebi değil mi bu? Evet. Yani hidrojen oksijeni kaldır ortadan su olur mu? Olmaz tabii ki ama. Bak bu hale geldi daha bu da var, vardır. Bu da onun varlıklarının su varlığının sebeplerinden değil midir? Yani mesela kaldırırsan su olur mu? Olmaz. Kaldırmadığına göre nispetle devam ediyor. Evet devam ediyor. Başka bir şey. Hem dönüştürüyor hem değiştiriyor. Hücatımızdaki değişim kelimesi yetmiyor abi. Yetmiyor. Mesela diyelim ki hidrojen oksijen birebir yaparsan kaynak atölyelerindeki kaportacıların yaptığı ateş değil mi böyle? Şey geliyor ateş. Ama ikiye bir yaparsan malum senin mesleğin su oluyor söndürücü oluyor. Bu ne, bu ne yaptı? dönüşü mü değişim mi? Hidrojen oksijen ne alakası var bu değil mi? Evet, bu dönüşüm, bu değişim. Değişim, değişim. Ama buna sebep bu suyu elde etmek için bunları değiştirmen gerekiyor. Yani o zaman hem değiştirme var hem dönüştürme. Var. Dönüştürme de var ama his işte bu akıl şey değil. Bir tuhaf. Bu hangisini yapıyor? Ee, i̇çeriden dışarıya yaparken farklı ünvan alıyor ruh ruhun dört havası vicdan yoluyla içseli dışsal yapıyor. Diş dünyanın e, yaşanır veya kuvalarını vicdan yoluyla içsel yapıyor. Bir tanesi dönüştürüyor bir tanesi değiştiriyor. Yani ben esas amacım şu abi. Mesela latife ve duyguda öyle bir şey olur mu ki e, benim dışarıya bir öfke hiddete dönüşme Şekli olur mu? Niçin olmasın? Mesela bir hatıra, bir ses veya şu imandan misal vereyim. İman duygudur. Yani kaptedir yani. İman. İman kendisi e, şeydir. Alemi şahadeti ol, alemi şahadet cinsinden değildir. Beni ne yapıyor? Değiştiriyor. Hem dönüştürüyor. Hem al muhatabıyla yapıyor. Hem de eylemsel yaptırıyor. Eyleme dönüştürüyor. Yani bakın içsel nasıl hem değişime sebep oluyor hem dönüşüme sebep oluyor. Aa, mesela diyelim ki dışarıda tefekkür, malzeme aldım, bir hisse attı, kalbe gittiği zaman iman oldu. Yani bir tanesi mesela dışarıdan alınan kalpte olursa dönüşüm oldu. İman ballar balını yaptı diyor. Yani işaret-i caz 71'de e, Usara, Şira, Delil, Hücet, Burhanlar e, dişsaldır, diş kuvaya aittir. Kalbe değişir o. Hidrojen, oksijen gibi kalpte iman oldu, su oldu. Hiç alakasız bir şey oldu. Ha, bu değişim. Ama bu suyu dışsal şey yaptığımız zaman buhar yaptık, kar yaptık. Bu da dönüşüm oldu. Yani işaret o malzemelerle iman, evet biz biliriz delil, burhan, hücret kendisi iman değildir. Ama imanın şeyidir. Nasıl oluyorsa vücut haricisi bu malzemelerle delil, burhan, üsaret, şira diyor ya. Fakat iman şey oldu yani. Hem dönüşüm. Hepsi şey histe oluyor. Ama sırf, e, vicdandaki vicdan sıfist değil. O sistemin içerisinde, o sistem içerisinde vicdan böyle yapar, zihin başka bir şey yapar, irade başka bir şey yapar. Latife Rabbaniye başka bir şey yapar. Aslında bir şey söyleyebilir miyim? Ben Hı. bir anladığımı söyleyebilir miyim? Mehmet abiye hitabın aslında özellikle. Şimdi değişim süreç e, e, dönüşüm süreç değişim sonuçsa aslında bunların birbirinden kopukluğu yok ya. Abi. Olamaz. Yani dolayısıyla yani his evet süreçtir ama bir ucu his diğer bir ucu işte kuva oluyor. Yani gibi. Ama burada anlayacağımız ona takılmayın. Ve evet. ona, ona takılmayın o şey. Şimdi garip şey yani eylemsel, dişsal şu gördüğümüz kuşlar, ağaçlar veya davranışlar gördüğümüz bir Olumlu olumsuz resimler, fiiller, Adamların kelamları, davranışları, vefasızlıkları, her çeşit. Bir de aklın imal ettiğimiz, yani buraya takılın. Aklın kuvalar, kuvayı, mesela tefekkürler, tasavvurlar, zihinler, ne bileyim, behimler, zanlar, şüpheler terör dedik. Şimdi bunu alıyorsunuz, hisse dönüştürüyorsunuz. Buraya gelin yani. His nasıl oluyor? Abi şöyle bir şey söyleyebilir miyiz acaba? Değişim. Farklılaşma. Yani bir elmanın bozulması. Sağlam bir elma bozuldu değişti. Bozuk bir elma. Değişim değil. O dönüşüm. Değişim. Dönüşüm ise inkılap geçirme. Bir kelebek kurdunun kelebeğe dönüşmesi. Hı. inkılap geçirdi dönüştü yani. Dönüşümde inkılap oluyor. Değişimde farklılaşma oluyor ama aynısı. Öyle diyebilir miyiz? Yani? Ejderha ağzına kapıya dönüştürdü diyorsun. Şey. Harika bak. Hı. Güzel. Bak. Süleyman sonra. O sekizinci söz de ee, tılsım ve sır. Dö ne, ne diyor bir dö var mı bakar mısınız orada bir dönüştü mü diyor? Bir bakar mısınız yani Ali teşekkür var. abi. Ama orada e, ne, neye dönüştü diyor o at canavar neye canavar için ne diyor ata duvar falan bakın dönüşüm var değişim. E, esas şu önemli abi <laughs> berzah olan hissin kendisinde değişim olmuyor kendisinde değişim olmuyor. Ya kendisinde olmaz tabii. Ya dışarıdakini değiştiriyor? Ya içerideki. Aynen o. Evet o. Ya. İmkiraf. Evet inkılap. Şey Zaten o his de değişmez hissi Ama orada ha şu hatırıma geldi dur. Kelam ilahi lefi mahfuza gelince ayet oluyor ya. Evet. Ama kelam ilahi de ayet yok ki. Kelam ilahi lefi mahfuzda ayete dönüştü. Ayet bizde fikir oldu, his oldu. Bakın ayetler nasıl bir dönüşüm oldu? Abi, lef Hem de mahfuz, değişti. Lef-i mahfuz burada his oldu. Evet his. O değişmiyor. Lef-i mahfuz o sistem değişmiyor. O evet. Ha o evet o değişmez abi. O değişmez. Yalnız işte bu tarafı e, ali tarafı ruhtı. Bu tarafı dima vicdandan aşağıya dima ve eee realite, nefs lemir, fiil dünyası. Buraya gelince bu değişmiyor. Bu böyle bir sistem. Dönüştürüyor. Dönüştürüyor, değiştiriyor. Buradan geleni farklı yapıyor, buradan geleni farklı yapıyor. Evet. Ama böyle bir sistemi anlamak, şuna odaklanmak istiyoruz yani. Bu nasıl bir şey? Çok tuhaf İnsan. Kabir de öyle yani. Kabir bir bakıyorsun, cesedi bırakıyor. Cesedi bırakıyor, başka bir ceset giyiyor. Yani başka bir libas. Bir daireden bir daire. Esma'nın bir tecellisinden başka bir tecellisine mazhar oluyor. Esma yani. Esma'nın iktizaları. Nasıl çürümek bir esmadır? Tesadüfi değildir. Elmanın olması da bir esmadır. Ölüm bir esma olduğu gibi, öldürmek gibi gözükürken, diriltmek de esmadır yani yuhi ve yumit. Girmek de çıkmak da aynı şey. Ruhlar alimden anne karnına girdik, anne karnına çıktık, dünya geldik. Dünyada da anne karnı gibi girdik Berza, oradan da öteye çıktık. Buradan da aldı Karabatak gibi öteki taraftan çıktı. Çok iyi biliyoruz ki o sıra, siyah okuş. Karabatak burada mitalar. Ulan nerede? Böyle bak Aa, buradan çıktı. Yani böyle bir şey yani böyle. Tuhaflık, tuhaf alem. hiçbir şey gözüktüğü gibi değildir. Her şey dönüşüme ve değişime hamiledir. Değişmeyen, dönüşmeyen hayvandır. Sabittir o. Duydun mu İrfan Bey? Bir şey söyleyebilir miyim abi? Söyle. Şurayı anlamıyordum da, şimdi anladım biraz da. Şimdi diyor ki, akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülasası diyor. Işte. Akıl, akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülasası diyor. Burada histe de değişim yapmıyor da, his değiştiren, evet. şuur değişen. Mesela şey, İbe, İbebe'nin ee, dönüşüm şeyi var ya ünitesi, kanalizasyonlar vesaire geliyor. Bırakıyor bir taraftan gübre bir tarafta içilecek su yapıyor gibi. Ama kendisi değişmez. Sistem değişmez. O cihazlar. Bunu değiştiriyor. Devam edeyim. His, içsel alimin zemini, damarı şeridi. Yani araba fabrikasındaki şeritler var ya. Böyle koyarlar mesela ilk önce e, kalıbı onun üzerine şahsi koyarlar. İlk önce şahsi koyarlar. Her şey onun üzerine bina ederler. Ama o şerit gittikçe herkes bir şey takar. Sanki içsel alemin şeridi kan şebekesi gibi. Ondan sonra zemin, iz. Burada his zemininde mazim ve müstakbelin onda his zemininde nefsül emir oluyorlar. Anda ee, His içsel alemin zemini damarı şeridi gibidir. Burada his zemininde mazi ve mustakbel. Mazi ve mustakbel yok ki histe mazi mustakbel yoktur. His hepsini cem etmiştir. Hem mazi var hem şey var. Mazi ve mustakbel anda hisse dönüşüyor ki geçmişin elemlerini, geleceğin korkularını anda hissediyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Hem geçmiş geçmiş ve gelecek yaşanır mı hissi işte? Geçmiş gitmemiş miydi? E niye elem alıyorum? Gelecek gelmiş midir? Hayır. Niye korkuyorum? Madem ge gelecek gelecekteydi ise, geçmiş geçmişte kalmışsa şu anda ben niye onu yaşıyorum? Hepsini yaşıyorum ben. Bana söyler misiniz mazisiz, istikbalsiz an? Şeye de izah etmiş oluyor abi bu vicdan ve dima arasındaki. Yani haşir ya. Kardeşim gelecek gelecek diyorsun gelmemiş. E, gelmiş gibi yaşıyorum. Gelse de aynı, gelmese de aynı. Yani nefsil emirde gelmemesi önemli değil. Ben zaten ben de gelmiş. İnsan zaman arkası olduğunu gösteriyor. Zaman denilen şerit, nehir sistemde o esmaya eşya perde epey sırayla konurken insan bu sebep şeridin arkasında da çalıştığını gösteriyor. Gelecek daha gelmemişse ama ben gelmiş gibi korkuyorsam geçmiş zaten kaybolmuş gitmişse hala anda varmış gibi elem alıyorsam geçmiş geleceğin korkuları, geçmişin elemlerini aynı anda hissetmiyor muyum? O zaman his hem geçmiş hem gelecek hem andır yani. Ama çok tuhaf. Gayb. Gayb'tır ama şehadette kullanıyoruz. Ma Gayb neydi? Mazi ve mustakbel. İkisini de yaşıyorum. Anda yaşıyorum. Geçmişin elemlerini, geleceğin korkularını. Gelecekte bırak kork korkacaksın. Gelmedi niye korkuyorsun? Bırak korkuyu gelecekte olsun. Gelecekte zaten var. Elemi zaten elemini çekmiş mi? Çekmemiş misin? Onu çekmişsin zaten. Hala niye elemini çekiyorsun? Sanki andaymış gibi. Hiç farkı var mı? Hiç farkı yok. O anı yaşadığın gibi yaşıyorsun kardeşim. Seni ezen şeyi neydiyse anda aynı. Vay be Allah. Aynı tür türleri yaşadın. Zaten Doktorum yani ölüyorum. İşte o mesela acayip yani. Mesela diyelim ki gelmemiş daha bir şey. Oradan aha oradan bir şey geldi. Ha bende garip garip sesler geliyor. Bunu tıp da parapsikoloji diyorlar değil mi? Yani metafizik metaforu yani metafizik yani kuantum arka taraf maddede böyle bir şey yok. Ama sanki aralanmış bir şeyler hissediyor. Gelmemiş bir şey gelmiş gibi hissediyor dürtü. Böyle aha şey yapıyor diye. Yani sesler duyuyorum diyor. Biz duymuyoruz. Yani onu tıpta şey demişler, parapsikolojisi demişler. Yani sesler duyuyor. Aslında, yok. Hangi şeyi? Aralanmış. O sesler belki geçmişteydi, belki de gelecekte o sesle annemin sesi geçmişteydi. Anda aktif olmuş. Yani böyle bir, bu sistemi biraz dumura uğramış yani. ifrat ve tefriti. Çaresi nedir? Masada getirilir. İstersen duayla, istersen ilaçla ama tavsiyem ikisini de cemet. Hem dua hem ilaçla kullan. Yani bir tanesini inkara sapma, bir tanesini de taassup yapma. Yani ilaçları inkar ederek inkarcı olma. Duaları reddederek taassup ehli de olma. Kitabı, kitab-ı Mubin, evet. Andadır ama benim derdim şu. Anda olandır ama alim i şehadette olup, alim i şehadet cinsinin olmayan mazi-i anda yaşayandır. Yani kalbin ve ruhun derece hayatına çıkmak gibi bir şey yani. Acayip bir şey ya. etrafını kazıyoruz beraber bu hisin. Bir şey söyleyebilir tamam, miyim? Zamansız ve mekansız evet. aslında. Dün resimlere bakarken babamı gördüm abi. Ee, çok özlediğimi hissettim ve sarılma hissi oldu bende abi. Keşke sarılsam. Bu gece de rüyamda babamı gördüm. Rüyamda sarılıyorum ama diyorum ki ya bu rüya bitecek. Diyor ki niye rüya olsun ya? E, sarıl. Şu anda beni hissediyor musun? Yok mu dedi? Sarıldım hissettim. <laughs> işte. Evet. <laughs> Mesela rüya rüya olsaydı benim o rüyamda burnum niye patlasın kanaksın? O kazanamaz meselesinde. Niye patlasın? Hepimiz öyle değil mi? Bak elimi şuraya görüyor musunuz? Şöyle mi? O tepki birisini böyle şaparken duvara vurmuşum. Yani savıyor da yara. Rüyaydı. Niye fiilde gözüktü? Niye bu hareket etti ki? Hepimiz yaşadığımız şey. Yılan sıktığı zaman. Ya burnum patladı benim. Kan akıyordu. Hasan biliyor, beraber kaldığımız kardeş. Başka çocuk vakıf genç ağladı. Bir şey geçiriyor diye beyin kanaması. Yok Hasan, merak etme. Böyle bir şey oldu. Yani tabii. Ben, şey rettim, <laughs> oldu. Ben, ben hem hem. Öyle bir ağlıyorum ama fiilen uyanmışım. Ama nasıl biliyor musun? Bir korku, bir iki ümit. Allah beni orada e, soracağını burada sordu. Orada söyleyeceğim burada söylemeyi Sevincini yaşıyorum. Bu bir daha fırsat verdim. Ö, ben uyandığım zaman o ağlamam. Aslında <laughs> kesin ölmüştüm. Ama bir daha hayat ver verilmek ne kadar sevinç. Sevinç ağlamayı getirir. Çok zirve. Bir de çok aşırı sıkıntı ağlamayı getirir. Ağlamak tek şey değildir gördüm. Ben aynı anda bana yeniden ömür verilmiş gibi değil. Ömür verildi. Ben ölmüştüm. Haşır meydanda hesap sorulmuşlardı. Allah bana bir de hayat verdi. Bu rüya değil, gerçekti. İşte değişti. İşte bu değişim değil evet. mi abi? Vallahi ne dersen de böyle bir şey olmuştu. Değişim değil evet. Değişim ama. <laughs> iyi, yani ama nasıl realite? Kan akıyor. Nasıl biliyor musun? Yani üzülmem. Ben bunu nasıl böyle felsefe yapmışım. Hanefi mezhebinden Şafi'ye girmişim. Buna üzülüyorum. Yani nasıl kalmış. Bir de hayat verme sevincini yaşıyorum. Bir de yaratılmak ne demek mezardan? Aynı aleti yaşadım. Aynı anda. ikisini de alıyorum. Hakikaten alıyorum ama burnumdan akıyor. Bir daha, bir daha hayatta şafi olmak mı abi? Abi şöyle Yok yok doktor bir şey yaptı. Daha önceki derslerimizde hiç için konuşurken biz andadır. E, evet. Geçmişi ve geleceği yoktur. Mazisi müstakbeli yoktur diye tanımlama yapmıştık. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdiki Doğru. dersimizde de his, nasıl oluyor? E, ma mazi ve müstakbeli yoktur. Mazi ve müstakbel içinde taşıdığı için evet. içini taşıyor. Andır abi an. Ana Şöyle bir Anata şey taşıyorum. Evet. E, yani aslında mazi ve müstakbeli yoktur. Anda hissettiklerimiz bu anda hissettiklerimiz dışarıdan mesela işte sıcaktır, soğuktur o andaki hislerdir. Yani dışarıdan yön de hissin mazi ve müstakbeli yok. Ha dışsal yoktur. Harika. Dışarıdan geliş yönüyle. Evet. Ama içeriden, içeriden ruhsal taraftan geliş Çok yönüyle hissettiklerimiz Evet. Mazi ve müstakbelle beraberdir. Ve Harikadır. Çok güzel. Bak güzel bir şey yaptı. Daha önce daha önce derken zaten talebeyiz. Beraber çalışıyoruz. Daha hissin sonucuna varmadık ama çalışıyoruz. Daha önce hissin mazi ve müstakbeli yoktur. Şimdi vardır. Şu anda çok güzel bir şey yaptı. Allah razı olsun. Tebrik ederim. Çünkü ne oldu? Hissin mazi ve müstakbeli yoktur. Dissal tarafı itibariyle. His mazi ve müstakbeli anda yaşamaktır. içsel tarafıyla. Do şey, ki, yazarsın bu şeyi. Osman. Harika oldu. Yani bir tarafta yok bir taraf demek ki mülk ve melekut de böyledir. Mülk de mazi mesela e, şu şu anda e, mazi değil yani gündüz gece 12 değil. Yani bu bize taşındı. E, dışsal itibariyle mazi müstakbel yoktur. Anda yaşamakta yaşadığımızdır ama içsel alemde ise mazi ve müstakbelin andaki yaşantısıdır. O da çok güzel. Evet. Güzel oldu. Yani evet bunun etrafına dönüyoruz ama tanımlayamadık. Şimdi güzel oturdu elhamdülillah. Güzel oldu. Ben bunu hem sen derken ben bunu yazayım çünkü. Söyle abi sen. Abi içeridekileri dışarıya, dışarıdakileri içeriye taşınırken içerideki dışarıya dönüşüyor veya dışarıdaki içeriye dönüşme var. Değişme bende oluyor. Ya, Dönüş, dönüşüm okuyayım, bende oluyor. oluyor. O, o kelimelerle ben, Olur ben, yani. aynen. Bakın e, özür dilerim. Değişme bende oluyor. Duygular ve ister veya duygularla fikirler arasında dönüşüm oluyor. Hı. Duygular fikre dönüşüyor. Değişen benim. Evet. 415. ben. 415. Yani. evet. Şeyde dediği gibi de bana sormuştu ya. Evet. Sen dedi ho hoca efendi dedi cenaze evinde. Cenaze evinde Almanya'da meğer bizden konuşuluyormuş. Yani veya o mevzu mu, nasıl gelmiş bilmiyorum. E, gittim meğer e, Türk okulunda mı, Alman okulunda felsefeci öğretmenmiş. Cenaze evinde oluyor ama cenaze sahiplerinden öyle maruz değil ya yani. Gelince Hoca, hoca Efendi dedi, e, siz dedi Nurcu uymuşsunuz doğru mu? E, ondan sonra yani ben Nurculuk hakkında bir soru sormak istiyorum da onun için dedi. Evet dedim elhamdülillah. En küçük efradındanız hamdolsun sonu okuyorum. Peki dedi, burada merak ettik dedi. Nurculuk sana ne kattı dedi. Böyle bir adam. Dedim ben nurcu değilken elma elmaydı, deniz denizdi, güneş güneşti yani. Böyle. Elma elmaydı, deniz denizdi. Sonra nurcu oldum. Baktım ki elma elma değilmiş, deniz deniz değilmiş. Nurcu olunca ee, sonra biraz da ben dedim Risale-i nur devam ettikçe baktım ki dedim Elma elma inmiş. Deniz deniz inmiş. Adam e başa geldin dedi tekrar. Ne değişti ki dedi o zaman? Yani neyin değişti o zaman? Yani ne değişti? Onlar değişmedi dedim. Ben değiştim. Onlar değiştirmek içinmiş beni. Değiştirip dönüştürmek içinmiş. Ben irisalini böyle yaptım. Her şey yerindedir. Ama ben değilim. 415 mektubat. İnsanda en mühim ve en esaslı his hissi haftır kaf. Dersaz zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedir. Ben bütün ruhumla söylüyorum, kemiğimden söylüyorum. Ruhumdan söylemiyorum. Lütfen bu kardeşinize itimat. Ruhumdan söyle. Metin bitirmeden heyecanımdan bağışlayın. Şu anda söyleyeceğimi akıldan söylemiyorum, Hiçten söylemiyorum, vicdandan demiyorum, kaptından da de demiyorum. Eğer korkak insanlarla oturup kalkarsanız vehminiz kesinlikle korku modunda olacaktır adınız gibi bilin. Korkak, ötek insanın yanında oturup kalkarsanız korku hissi modu olacak. Balık baştan kokar. Bir cemaatin başı neyse efradında da aynı aynısı vardır. Diplik munafık mu? munafıksa baştaki Mücranıyor. munafıksa baştaki ona da sirayet eder. Korkaksa munafık korkak olur. Ee, dibe munafık korkak olur. Dibe sirayet eder. Dibe böyle olur. Dip efratta da böyle. Ama kemikten kemiğimden söylüyorum. Tamamen her şeyimle söylüyorum. Eğer korkak insanlarla oturup kalkarsanız adınız bilin gibi bilin ki vehminiz korku modunda olur. Tamam? İman şecaatı nasıl dengeliyor böyle? Yapıyor. İman yani iman yetmiyor o zaman senin. Çünkü zahir galip oluyor. Korku otlek oluyorsun. İkide bir her şeyden korkuyorsun. Her şey evhamına sebebiyet veriyor. Oysa şey değil. Ama Güven o ortamında yani cesur insanların yanında o mod o mod devamlı pompalanıyor. O zaman kendini güvende ve korku modunda değilsin. Okuyorum. Zaten ha bunu söylüyor. İnsanda en mühim ve en esaslı his, hissi haftır. Bu herhangi bir şey yok sende ama böyle bir sistem söyledi. Sonra bak ne olacak. Desans zalimler bak ne yapacak. Bu korku damarından çok istifade etmektedirler. O, onu aktif ediyorlar. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Korkak değilsin, korkak yapıldın. Hiç kimse korkak değildir. Hiç kimse zalim değildir. Korkak olunur. Korkağa dönüşülür. Zalim değildir kimse. Zalimliğe dönüşür. Yani eğitilir. Olmaz. Evet. Mesela niye köylü çocukları daha çok? Psikolojiden söylüyorum. Niye çok köylü çocukları daha cesurdur? Şehir ve beton kalorifer çocuklarına göre. Çünkü toprağa bastıkları için toprağa ayak basarsa o çocukta güven olur. Toprak ana, topraktan yapıldığı için unsurlarımız toprak güven verir. Ne şu ne zıtları cem eder. Hiçbir sana şey vermez. Hava öyle değildir. Hava devamlı değişken olduğu için değişken hislerine sebeptir. Hava öyledir. Su da öyledir. Su da öyledir. Ama ateş de öyle. Ama toprak Toprakla temas ne kadar yakın olursa o nispetle güven olur. Aslına dönüşür, ayağını yere basarsın. Onun için uçakta korkarken yerde sanki ölüm yokmuş. Azrail aleyhisselam uçaktaymış. Basmadığı için yere. Çok tuhaftır. Onun için çocuklarınızı götürün. Kurban keserken kurbanı gösterin. O kan dökme, hiddet, gadap, nefret, doyumsuzluk hisleri... Ka hayvanın kan akmasıyla önemli yaş, orada yaş o kadar önemli değil. Çünkü yani çok üç buçuktan aşağı değil de üç buçuktan yukarı olsun. Ee, kurban olmayan buna ait bir dersimiz var. Kurban kesmeyen medeniyetlerdeki insanlar hırçındır ve sporları kan üzerindedir. Kan dökme ihtiyaçları vardır. Çünkü tahliye olmamıştır o his. Ee, kurban kesen medeniyetlerde kan dökme özellikleri pek yoktur sporları da kan üzerinde yoktur. Onun için İslam'da boks yani surata vurmak olduğundan caiz değildir. Tenziyen demişlerdir. İnsan yüzüne vurulmaz. Ama savaş için musade edilmiş. Nasıl ki santraç gibi, dama gibi şeyleri savaş komutanlarına cevaz verilmiş vesaire. Yani onlar şey gelişsin diye. Yani neyi ne için yaptın çok önemli. Ama savaş eğitiminde vurmak var mı? Vardır tabii. Ama bir spor şey değil. Bu savaş, eğitim, polistir, askerdir. Bunu öğrenmesi lazım. Yani ayırt ediyorum yani ama burada ciddi bir şey anlatmak istiyorum. Yani sende korkaklık yoktur. Sende de cesaretlik de yoktur. Sen hiçbir şeysin, her şeysin. Bulunduğun ortama göre şekil alansın. Daha metin okumaya devam edeyim. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Niye korkak oldu? Ehli dünyanın hafiyeleri bak. Ve ehli dalaletin propagandacıları. Avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyor. Evet çözmüşler. Ne alimlerden almışlar. Korkutuyorlar. Nasıl yapmışlar diyor hüküm. O izahtı. Gelişmeydi. İlk önce giriş edebiyatta giriş insanın en mühim en esası damar hiskaftır. Gelişme şöyle şöyle oluyor. Sonuç korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Daha da ondan oluyor diye. Bak sonuç görüyor musunuz? Giriş, gelişme, sonuç edebiyatta. Giriş neydi? İnsanda en mühim, en esaslığı his, hissi haftır. Tamam. O mastardır. Hiçbir şey değil. Yani herhangi bir eylemde değil. Yapı bu. İnsanın en esaslı damarı budur. Sonra izah etti. Şöyle şöyle oluyor. Sonra nasıl oldu bu diyor. Onların korkutuyorlar evamlarını tark eder ediyorlar. Yani insan böyle değildir. Ama korku böyle oldu. Devam ediyorum. Hasan abi çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Sübeyir abi mi demişti abi? İnsanların ya ben öyle duydum sanki. Kalplerini kazanmadan akıllı. Evet evet Sübeyir abi. Yani bu öncelik his midir abi? <laughs> Önce oradan mı girilmiş? Mesela ben bir şeyi seviyorum. Risale-i Nur seviyorum. Tamam. Müslümanı demiyorum. Gavur da olsa Allah olacaktı. Müslümanların içerisinde köyü düşün. Ee, Risale-i Nur sevdireceksin. köylün Risale bilmiyor. Nasıl sevdireceksin? Seni sevmiyor adam. Yani seni sevmeyen, seni sevdiğini sever mi? İlk önce kendini sevdireceksin. Sonra sevdiğini sevdirtebilirsin. Çünkü düşmanın dostu düşmanımdır Evet. Yani eğer seni sevmiyorlarsa, senin sevdiğine de düşmandır. Onun için... Bazı insanların hatası onları öteye ittiği gibi. Bazı insanın güzel sıfatı da bu tarafa itiyor. E ne yapalım diye Ya Yapacak bir şey yok. Onun da nasibi o. Yani böyle işte. Korku damarı haf hissinde suret mi buluyor? Yani evet orada suret buluyor. Bakalım devam edelim. Evet. Ama ben biraz psikolojiden o anlattım yani kemiğimden söylediğimi onu nazara itibara alın. Siz kokak değilsiniz. Siz şey değilsiniz, cesur değilsiniz. Siz mastarsınız. Hiçbir şey ama her şey olan. Susmak, konuşmaktan evladır. Çünkü konuştun mu bir şeysin. Konuşmadın mı her şey konuşabilirsin. Her şey olurken bir şey oldun konuşunca. Onun için gümüş oldu. Yani insan da hissi hafı söyledi giriş edebiyatta. insanı en esaslı, en mühim damar hissi haftır. Tamam bir şey demedi böyle bir sistemdir. Ha bu insan böyle böyle olursa şey olur? Niye peki bu hale nasıl geldim? Onlar e, o ulemanın da avamın ve bilhassa ehli dünyanın ve ehli dalaletin. Ehli dünyanın hafiyeleri, ehli dalaletin propagandacılar. Medya korkutuyorlar, evamını tahrik ediyorlar. Ben hayatımda bizzat yaşadığımı söylüyorum. Çok cesur ve güçlü iken bir korkak evhamlının yanına bir dostumun yanına gittim. Dönerken evhamlı geldi. Vallahi ya Rab sen şahit ol. Evam ve bak aynı korkmadığım üzerine gittiğim şeyden korkmaya başladım. Bir günlerce onun tesirinden zor kurtardım. Sonra sonra Allah bana nasip etti ondan uzak dur. Çok şükür uzak durdum kurtuldum. Allah şahit olsun bunu size söylediğim doğrudur. Fiil. Evet yaşadım. Şimdi zaten burada gösteriyor. Sonra Allah Allah. Korkutuyorlar. Yetmiyor. Evamını tahrik ediyorlar. Kim? E, ehli dünya korkutuyor. Ehli dalalet evamını tahrik ediyor. Nazmani Görüyor musunuz orada? Bu, gösteriyor musun sen onu? Bak. Şu. Ehli dünya korkutuyor. Ehli dalalet evamını tahrik ediyor neyle yapıyor ehli dar? Propaganda ile evhamların tahrik ediyor. Ehli dünya hafiyeleri kork korkutuyorlar. Orada avamla ulema da uyuyor abi. Bak. Evet bak. Ehli dünyanın hafiyeleri avamı Avam. korkutuyorlar. Evet. Yani ehli dalaleti ulema... ulemayı evet, evet. evhamlandırıyor. İlema Korkutmuyor ama. He? Ulemayı zaten korkutamaz. Evet. Hemen ben vallahi bak ya Rab şahit ol. Ben mesela bir iki gün o moddan çıkamıyordum. Acaba falan böyle. Çok acayip. Onun için mesela diyelim ki birisi bana kötü haber verdi. abi senin hakkın böyle. Hemen onu WhatsApp'tan yazıyorum. Veya telefonu yazıyorum ki açma. Yani yazıyorum. Mesela Mecul'dan çıktı değil mi WhatsApp'tan? Ya haberi yok. O ismini ekliyorum. Bir daha WhatsApp'a alma. Gerekçe sunmadığı için. Mesela olumsuz bir şey getirdi değil mi haber bana? Kesinlikle bir daha onu telefonu açmıyor yazı yazdı blok idi. Açmazsanız korkacağız. <laughs> Yok yani o dostlarıma şey derecesini ben dönüyorum. Çünkü biliyorum ki ne var bir şey herkesin bir yakın şeyi var ama ben tabi ihtimal verirsiniz ki her gelen telefona ben 15-20 dakika size verdiğim gibi onları da versem ben nefes alamam. E ne özelliğim var? E tabii ki herkesin bir gömleği var, bir de atleti vardır. E, niye? niye? el eli yıkar, elde yüzü yıkar. Senin haberini duyduklar zaman rahat yatabiliyor. Ama ötekisi seni her dönem seni bırakmamış. Tabii ki ona yarım saat verirsin, ona bir dakika telefonu bile açmazsın. Bu böyledir. Değer verene değer vereceksin. Dostunun kıymetini bileceksin. Yani Allah Resulü bazı evlere girerken bazı evlerin çoğu evleri ve bazı insanları kabul etmezdi vesaire. Öyledir yani. Sen hayatında değer vermedin. Ya öyle mi diye ağzını silip çekip gidiyorsun. Mesela düşün. İftar niye veriyoruz Müslüman cemaatler niye veriyor? Kaynaşalım diye. Seni doyurmak için değil ki Yasif. O bir bahane vesiledir. E i̇ftardan sonra ağzını silip gidiyorsan o vesilelik maksadı olmadı ki. Seni de davet etmezler. Senden bir ne istedin? Otur kardeş oturalım çay içelim sohbet edelim tanışalım kaynaşalım. Ama sen ağzını silip çekip gidiyorsan seni bir dayıftarla davet etmezler ki. Olmaz ki. Niye? Sen şey, şey misin ya? Ya lokantan diyeceğim bir insan insani bir özelliğin yok mu ya? Ve otur ya. E şimdi senin cenazende yokum. Düğününde yokum. Hastanda yokum. Hastamda yoksun. Düğünümde yoksun. Cenazemde yoksun vesaire. E, yani birinci derecede tabii. Detayın detayında değil tabii. Babanı. E nasıl olacak ki? E, tabii ki ona telefonu o ne abi? E, bir bakıyorsun. Dur mesela 49 dakika birisiyle konuştum. Lan 49 dakika nasıl olur ya? <laughs> olur. Onlar konuşuyorum, sohbet ediyorum. E, ben de eee sohbeti ihtiyacın oluyor. Kardeşindir, dava arkadaşındır. Beraber yürüyorsun. Her şeyde yanındaydı. Koridorda, mahkeme koridorundaydı. Onu nasıl es geçersin? Sen es mi geçtin? Ama tekisi bir baktı sağ çıktı. Şimdi hemen üstünün yanında. Geç. Orada otur. Nasıl bu sünnette mi? Allah Resulü dedi ki vahşi gözüme gözükme duvarın arkasında ol dedi. Tamam iman ettin Allah ile alakalı. Bize de. Al. Ama belki bir duygum uyanır. Sana karşı bir şey mi olur? Amcasını ya sen arkada otur. Yani fıtrat bu kardeşim. Haşa kimse tanrı değil ki. Böyle Ve değer vereceksin. Kadir Şinas olacaksın. Takdir edeceksin. Teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Kesinlikle. Bu teşik provadır. Antrenman yapamayan, yapmayan spor sahasında başarılı olamaz. Antrenman yaptın. Mı? Hiç eğitim yapmadan top oynayacaksın. Bu böyle olduğu gibi. Teşekkür, teşekkür antrenmandır. Şükür ise sonuçtur, maça çıkmaktır. Teşekkür etmeyi bilmiyorsun. Yemek yiyorsa takdir etmiyorsun kardeş. Memnun olmuyorsun. Sevgini göstermiyorsun. Takdir yok, teşekkür yok, memnuniyet yok, dostluk yok, somurtkanlık var. Matematiksel sanki çözüm. Ya böyle, böyle bir hayat olur mu? Yaşanmaz ki. Adalet, kin, haset, nefret gibi duygular olmaksızın toplumun senin hakkındaki görüşü Allah'ın görüşüdür zaten. Ya. Yani Allah benim hakkımda ne düşünüyor? Toplum senin hakkında ne düşünüyorsa odur zaten. böyle çevrendeki yakınlar, arkadaşların. Herkes... Yani bunlar şunu kastediyorum. Birbirimizin kıymetini biliyoruz. Bi bilmek lazım. Birbirimizin değerini, kıymetini. Öyle yakınlığın ifade etmiş olduğu böyle ferdi şeyler o takılmayacak sonra kızma ve vesaireler. Öyle birbirimize şeyle hissi şeylerimize ona takılmayacaksın. Son, o süreçtir. Sonuç o değil. Biz birbirimize kardeşiz. Biz üç şeyde birbirimizde eminiz. Namusumuzda canımızda, malımızda. Kendin gibi hissedeceksin. Kendin gibi hissedeceksin. Namusunda, namusunda, malına ve canına. Emin. Bu dostlar bulunmaz işte. Bu üç sıfata sahip namusuna, canına, malına yani geçimini de kadar üzülüyor yani. Bu kardeşimizin bir derdi var falan tamam Şimdi gelelim buraya şey. Ee, çıkartabilir miyiz biz? Ha, Bak şimdi görüyor musun bak. Avama ne yapıyor? Çok tuhaf ya Risale. Değil mi Osman şey ilgili Çok tuhaf ya. Bak ehli dünya hafiyeleriyle avamı tahrik ediyor. Korkutuyor yani. Ehli dalalet propaganda ile ulemayı havamlandırıyor. Ulema korkmaz evam olur. Vallahi kendimde ya Rab şahitim ya. Olan ondan sonra benim bir yem var. Mesela o uzaktan sonra yine gittim. Direkt dedi bana. Dayı falan yer falanca ile mi görüştü? Senin üzerine korku var, efan var diyor. Korkunç her şey devam ediyorsun şimdi. Acayip bir şey ya. <gülüyor> Biliyor. <laughs> Aynen öyle. Sonra o zaman fark ettim. Sen hep onun yanına gittiğin zaman, görüştüğün zaman dostum diyorsun ama hep evhamla geliyorsun. Hakikaten acayip ya. Nerede evham varsa bana hep önüme koyuyordu. Şöyle olacaklar, şöyle yapıyor, kaydediyorlar, onu kaydediyorlar, şey tespit ediyorlar, şey yapıyorlar. Of 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 İnsan insan onları atıyorsun, atıyorsun ama mutlaka izi kalıyor yanında. kalıyor. Yani ben buna yaşadığım hayattan veriyorum ki sizde bir şey böyle sıkıntı olursa deyin ki zatınızdan değil. Arkadaşlar, zatınızdan değil, inan kendinizden suyu zannetmeyin. Oturup kalktığımız kişilerden kaynaklanıyor. Sahabe niye peygambersiz yaşayamıyordu? Çok acayip ya. Onsuz da ne yapacağız ki cennette? Peygamber yok, sahabe yok, dost yok, imam-ı rabban Hazretleri yok, ustad yok, nurcular yok. Ne yapacaksın ya cennette? Adem Aleyhisselam bu dostları, dostluklarını kazanmak için dünyaya gelmiş. Tek başına ne yapacağım demek istemiş. Adem Aleyhisselam cennette tek başına ne yapacak ya? O yoktu, bu yoktu, o yoktu. 124 bin peygamberi yoktu. Arkadaşı yoktu. O dostlukları almak için onları alalım gel beraber yaşayalım dedi ya. Onun için geldi. Yukarıdaki 412'deki gibi hisse damar diyor. Ne de vücutta organlar vesaire arasında <laughs> bak yukarıdaki 412 mektubat var ya bir insan yakalamak ve kendine çekmek onun o hissini o, 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 şeyi söylüyor. Bak Mektubat 412 bir insanı yakalamak kendine çekmek onun o hissini yakalamak onu atıf yapıyor. Diyor ki yukarıdaki 412'deki Mektubat 412'deki gibi hisse damar diyor. Vücutta organlar vesaire arasında damarın işlevi gibi his de içsel alemin damarıdır. Bu damarın içindeki kan vesaire malzemeler, kan, damarın içindeki kan, oradaki enzimler, su vesaireler gibi hissin içinde de içinde damar, hissin içinde yani damarda his damardır. Vücutta damar neyse organlar arasında içsel manevi alemdeki alemler arasındaki bağlantı da aynı bu Histir yani organları bağlayan damar olduğu gibi duyguları birbirine bağlayan e, bağlantılar da bu histir. Korku, kanı, e, his nedir? Damardır. Damar ile kan farklı değil mi abiler? Evet. Arkadaşlar o yol yani şey boru ile su. E, su borudan geliyor ama borusu olmadığı gibi boruda su değildir. His damardır, içinde akan kan korkudur. Hepsi var. Malzemeler. malzemeler. Mesela kan da abiler Bir sürü enzim var değil mi? Ne var abim? Bir sürü şekeri var, tansiyon şeyi var, trombositleri var, şunlar. Bir sürü malzemeler var. Ama damar ayrı bir şeydir. Ama içinde dolaşan adamlar ayrı bir şey. His damardır. Hubuca, e, korku, ondan sonra meylanlar, evamlar hep o damarın içerisinde dolaşanlardır. Demek ki his damardır. Ama hubuca'lar milliyetçilik, e, enaniyet, bu bu dama o içinde dolaşan kan gibidir. Bu korkunç bir şey ya. acayip bir şey bak. Şöyle Ama bitireyim daha olsuncu. Korku kan korku kan gibidir. Bu korkuyu tüm birimlere bu korku kanını nasıl ki damar karaciğerden aldığı emzimi ayağımın tırnağına götürüyor, kafama da götürdüğü gibi enzimi, damar götürüyor. Damarda gidiyor, kan götürüyor. Kanla damar farklı. Şey diyor, korku damarından çok korku damarından diyor. Evet işte o. Yani kan demiyorum ki, damar işte o. E i̇çi yani. Yani Damar dedik, içindeki ufucat dedik ama korku damarı deyince zahire olmadı. Devam edeyim bakayım. Bu korkuyu tüm birimlere ulaştırıyor veya güven ve cesaret maneviyat gibi ulvi ve süfli şeyleri his damarı ile his damardır diyor. Damarı ile dima, kalbe ve ruha türevlerine taşıyor. Hisse saraten damar diyor. Nerede? 412 415. sayfalarda hisse damar diyor. 412'yi açayım ben sayfayı. Bakayım ne? Ee, ha? Ha, 412 şurayı alır mısın aşağı in? Damar diyor abi. İndir mi 412? Burası. Ha bak. Bir insanı yakalamak ve kendini çekmek onun oyisini. Yani ucuğa biz koyduk. Okşamakla kendini bağlar tamam. Hem hakkında en ziyade korktuğum ya yani, töbe. Eee kendini bağlamakla hem onun ile mağlup ederler kardeşlerim hakkında en ziyade korktum. Bunların bu zayıf damarından. Hangi anladım. damarından? Bu his. Yani şöyle dönüşüyor. Demek ki e, damar e, evet his değildir ama hani dedik ya berzahtır ona dönüştürüyor. Şöyle desek abi şimdi damarı da tek yapmasak. Çünkü mesela. Ama şunu bitireyim. Bunların bu zayıf damarından Hangi zayıf damarından? O hubbu cahisinden. Damarından ehli ilhat istifade etmek ihtimali var. Peki de bir damar, ayağın kasın içindeki de damar. Atar damar var, kılcal damarı var. Yani beyindeki damar başka, işte kaslardaki damar başka. Yani yerine göre de o işte hukucah damar oluyor, korku damarı oluyor. Damar bu. Yani damar kelimesinden... En esaslısı o zaman ikisi gibi işte ha onu konuştuğumuz yere göre baktığın yere göre önemli diyeceğiz. Şimdi abi... kan desek sanki o, o şey oldu. Yani kan da ama kan tek şey değil ya. Korku damarı diyor ya şimdi o korku damarı deyince damarın kendisine izafet etti o iş. O direkt o damardan bazı şey yapmıyor. Damar diyelim ki damar yani o değil. O aslında nispet ediyor. Osman bunu yaptı dediğimiz zaman Osman'ın her şeyi değil ki. Osman-ı diyoruz. Yani damardan kasıt o bizim kan damarı değil. Yani o damarda dolaşan kandan şeydir. Senin kardeşim e, şeyde kanında sorun var dediğin zaman o damarın içi kasıt ediyor. O damardaki kasıt içerisindeki dolaşandır. Dolaşan nedir? Hubucah diyor. Haf diyor. Evham diyor. Dima'daki evhamı. Kalbe nasıl ürperti oluyor? Şöyle Anlaşın, dur akıldaki evhamı. Kasa gelince ne oluyor biliyor musun kasta? Düşünceler kasa gelince kaslar titrer. <laughs> yani evhamın kasa, kastaki tezahürüdür. Evhamın ...kalpteki tezahürü nefes al, a, çarpıntı yapar. Dur, şey, kalp durmak gibi olur. Öyle bir zorursun ki kriz geçiririz. Ne alakası var? Düşünceydi. Ama sen onu düşünmeseydin bu kriz geçirmeyecekti. Ha, bu damardaki kasıt damarın kendisi değildir. İçeriğidir. Ama sorun şuradan kaynaklı ne oluyor abi. Efendim hali. Al <laughs> Bismillah diyecektim. Ee, mesela su damarı da diyebiliriz. Süt damarı da diyebiliriz. İçinden ne geçiyorsa damar onun kimliğini. Evet. Öyle i̇çeri, ifade edilebilir içeri. yani. Öyle ifade edilebilir. Milliyetçilik damarı diyoruz ya. Evet. Onun gibi yani. Damar. Oysa biz biliriz ki milletçilik damarın kendisi değil. izafe edilmiş o esas, o içinde olan. Abi 412'nin üstteki paragraf da yine Orada. aynı bu şekilde. His ve damarı. Abi şimdi vücudu hariçse olmayan bir şeyi, vücudu harisi olan bir şeyi tarif etmeye çalışıyoruz. Evet. Bence sorun buradan kaynaklanıyor. Ustap dedi. Ustap dedi, şimdi biz de yürüyoruz. Evet. 415'e iner misin? 415'e aşağıya. Bak bak bak. Tabii tabii tabii. Ama yürüyoruz da yani. Hüküm, vermiyoruz. Hüküm vermiyoruz. Daha çalışıyoruz. Ama bak şurada şöyle diyor. İnsanda en mühim ve en esaslı bir his, his haftır. His buymuş. Haf. Tamam. Ama aynı şeye bak ne diyor. Aynı şey diyor ki o hissi hafa. Esas zalimler bu korku damarından hissi haf oldu. Bu korku. Yani ama yukarıda dedi ki korkuyu mastal e, mastar itibariyle hissi haftır. Eylemsel itibariyle dışsalı damardır. Yani eyleme dönüşmüş hali. Bak mesela insanda en mühim esaslı bir esaslı ne var? Allah niye verdi bu korkuyu? Allah benden korkun diyor Kur'an'da. Benden şey, korktuklarınızdan emin ederim. Cezası nedir? Bu sistemi anlattı. Eğer benden korkmazsanız hakkıyla korkmadınız, korkulmaması gerektiği yerden korkutacağım. Bu damardır. Eylemsel olursa, dışsal olursa damar olur sistem olursa, mastar olursa, ismi fail değilse, sen ismi menfulda değilse, yani şeydir, histir, hissi kaf. Nedir o? Sistem. Ama dönüş, eyleme dönüşürse bu damar olur. O damarını tutuyorlar diyor. Değil mi Osman? O damarını yakalıyorlar diyor. Damarın. Ama hissi kafı yakalayamazlar. O sistemdir. Ama eylemsel olursa damar oluyor. Damar damar şey gibi oluyor yani adeta eylemsel hali. dedi ki yukarıda insanda en esaslı ve mühim hissi haftır. Tamam bu sistem. Kim bir şey değil. Hiçbir eyleme dönüşmemiş. Sonra eli dalalet ve zalimler o damardan istifade ediyorlar. Eylemsel hali. Eylemsel dönüştürüyorlar. Eylemsel dönüşünce e, his değil artık damar olmuş. Yani realit oldu. işte dedim ya evham kaslara gelince e, titreme olur. Kalbe olursa çarpıntı olur, kana vurursa şey düşünce tansiyon olur. olur. Kalbe şey mide vurursa hastalık, yanma olur sıkıntı. Bu bence bence bu zamana kadarki söylediklerimiz içinde yani arkadaşların söylediklerimiz <laughs> <kadar gülüyor> içinde en belirleyici şey bence bu oldu. Evet. Yani damar artık sanki namus gibi hiç çıkmadı. önce dedim ki evet. hiç konuşmazsan her şeyi konuşmuş olabilirsin. Evet. Ama konuştuğun zaman artık budur. Evet. Diğer ihtimaller kalkıyor. Yani, yani. Usta diyor ki insanda en mühim ve en esaslı e, his, hissi haftır. tam haf, haf hissi. Sonra eyleme dönüştürelim. Eyleme dönüştürelim. Korkudur dedi. Evet. Oysa haf korku değildir. Korku histir. Damar ise yani e, hafla e, o şey e, eyleme dönüşürse o artık korku oluyor. Haf, korku. Evet, Abi, var ya. farkı. Bence bu evet. Dissal yani. E, e, o hissi hafın disalı damar. Damarından istifade ediyor adam. Bizim eylemimizden şey yapıyor, yönünü şey yapıyor, dönüştürüyor. Gibi gözüküyor tabii ama ilerleyeceğiz tabii daha. 412'de şöhretperestlik hissi kucak damarında diyor. He bak işte o o da his his. Yani his biliyoruz ki vicdan da sistemdir. Nedir his? Her şeydir. Her şeydir. Her şey olabilir. Ondan sonra ne yaptı? Ehli dalaletler oraya bizim evamımızı tahrik edince vicdanda his ne oldu? Damara dönüştü. Evami de evham iken his vasıtasıyla damar oldu. Bir daha. Ee, bir daha Osman. Ee, vicdanda his sistemdi. Ehli dalalet evamımızı, düşüncemizi yanlış yollara kanalize edince, evham vehimimizi tahrik edince vicdandaki his o korku damarı oldu. Evham damara dönüştü. Ne ile? His il, his sistemiyle. ile. Evham dimada, his vicdanda. ko, evhamı his vasıtasıyla damar yaptı. Bu, bu adamın bu damarı var ya, yani, damarı var ya, kibir damarı var. Ediyor. Suretinde zaten serbest Evet, evet, aynen. Evet, serbest Ona da bak, uydu şimdi. Dönüştü. Şimdi çok güzel oturdu abi ya. Evet. Çok şükür ya. Evet 416. Daha gideceğiz. Daha oturacak bu. Ama her dediğimizde bunu kaydet dediğin zaman sen zaten lugatı şey yaparken hepsini sentezliyorsun. Mesela nasıl ki geçenlerde e, bizi nasıl e, tamir ettin? E, his İmam-ı Gazali'den söyledim, naklettim ama ama sureti buydu. ben hop, ona göre ha kanalizana kanala girdik yani şöyle sisteme girdik yani. Hasan abi bu e, damar bu derken de ben <laughs> direkt Yavuz'u hatırlıyorum damar dersi. Allah Allah. Yani Keşke de, olsaydı. Diyecektim hasta şimdi oğlum notuna bir bakayım diyecektim defterimi eski defterimi bulayım da şurada çekmiştim. O damar, damar dersi yapmış adını, çocuk. E, e, evde yapmıştık damar dersi. Yavuz yani damar deyince benim aklıma Yavuz geliyor. Ve e, Maraş'ta galiba Antep'te veya Maraş'ta konteyner bir dershane açılmış. Adı Yavuz Selim Medresesi kurulmuş. E, dershane açılmış. E, yıkım deprem bölgesinde. Konteyner dershanesi var şu anda. E, bizim Yalçın da orasının klimasını almış göndermişti resmini. Klimayı da ona taktırmışlar. Alman ve oradaki Nurcu kardeşler konteyner dershane açmışlar. Yavuz Selim adını vermişler. Evet ki olmasaydı Kendisi şu anda aktif olup dilimize gelmezdi. <laughs> bir şey dilinize gelebilmesi için hissinize, dimağınıza gelmesi lazım ki gelsin. O zaman anne babanızla geliyorsa o gelmiştir ki gelmiştir. 416 Mektubat. Onlara ceza verenler kalplerinde bir merhamet hissetmezler. Ee, hissetmek de bir hissetmek, hissetmek de bir kabir olmuş yani o orada ortaya çıkması demek. Burada ne dedi? Dur bakayım. Burada da kalplerinde bir merhamet hissetmezler tabirinde hissetmezler tabirinde ille his değil merhametin kalpte ortaya çıkması demek. Çıkması mı çıkmaması mı diyecektik. Bir daha onlara ceza verenler kalplerinde bir merhamet hissetmezler. Hissetmek de bir tabir, tabir, kabir değil. Tabir, tabir. Hissetmek de bir tabir olmuş. Yani tabirdir bu. Yani hissetmek ille vicdandaki şey değil de bir tabir olmuş. Yani o orada ortaya çıkması demektir. Yani mesela diyelim ki kalpte merhamet merhamet tabi biliyoruz ki kalptedir ama diş, diş, diş sal yapacağı zaman vicdandan geçerken his olur. Dimada ne olur? Kuva olur. Fil değil mi olur? Çikolata verirsin çocuğa. Yani kapteki merhamet vicdanda his olur. Dimada güç olur. Vücudunda çikolata verirsin. Bir yardım edersin. Bak nasıl süreçlerden geçti. Nasıl? Abi, abi şey geldi aklıma ya. Beyinde çalışma sisteminde Nöronlar yol yaparmış böyle ne kadar çok bir şeyi hatırlarsan üzerinden geçersen orada yol olurmuş. Acaba belki o damar o damar olabilir. Yani acayip evet çok, çok garip evet çok güzel bir misal. Demek ki yani his deyince aynı zamanda illa vicdandaki hissi e, anlamında değil bir tabir olmuş yani. E, nedir o? Burada da kalplerinde bir merhamet hissetmezler tabirinde. Oysa biliyoruz ki his vicdandadır. İlla his değil, merhametin kalpte ortaya çıkması yani merhamet ortaya çıktı ama his yoluyla dissal oldu. Hisse vicdan uğramadan kalp kendisini ifade etmez. Ee, resmi dairelerde de öyle. Ee, müdüre gitmen için bir sürü müracatlardan geçmen lazım. Yoksa paldır küldür seni almazlar. Maddeten de öyledir yani. Evet şu anda en zor yere geçiyoruz. Bir de söyle Pis, imzanda, evet, tamam damar dimağda olabilir mi? The, da dimada kuva belki de kaptı damar mı bilmiyorum. Ee, abiler şeyi açar mısınız? <laughs> Herhalde son dersimiz, son okuyacağımız yer olacak. Bu çok önemli. Me, e, 171 mektubat 348. Bunun üzerine konuşacağız ve uzun bir mevzu olduğu için e, galiba bugünkü bugünkü şeyimizi Açtın mı? 171. 348 mektubat. Rüyayı sadıka, hissi kalbel vukun fazla inkişafı inkişafıdır. Hissi kalbel vuku ise herkeste cüzü külli vardır. Çok antika bir yer. Hepimizin şey yapacağı bir yer. Bu kardeşim bu metin tahlilidir. Yani biz enfısı okurken aslında metni alıyoruz. Vatıflarıyla yapıyoruz. Hiç kimse bu budur diye hiç kesin karar vermiyor. Hepimiz talebeyiz. Namazda be beyaz sarık takıyoruz. Talebe ya. Siyah takmıyor. Yani beraber işliyoruz böyle. Zahirde e, bir hissi enfusi ders beraber yaparken aslında mehdi, me metin tahlil yapıyoruz. Yani bu neyin nesidir? Başka bir yöntemdi. Bak biraz önce dedi ki ulemaya böyle, avama böyle yaparlar. Ee, avamı korkutuyorlar. Ulemayı korkutamazlar ama evamını tahrik ediyorlar. Okuduk ya yani. O bir neydi? Nazım-ı Mani'yle. E bunu nerede bulacaksın böyle bir tahlil külliyatına? Madem bunun derdiyle dertlenmişiz külliyatın derdiyle yani Risale-i Nur'u bilmek derdi aşkı yaşıyoruz. Yani küçük bir bize yöntem öğretene minnettarız yani. Yani bir şey alemize Risale-i Nur'u daha iyi nasıl anlarız? zerre kadar bir katkı sağlıyorsa bu kardeşim ondan sonra bu açıyı açarız. Hafif açı başta 1-2 derece fark ederse ileride yakın olur. Şimdi arkadaşlar bu isi kalbel buku ders yapıyoruz ama beraber mutala Şimdi bu metin talili yapacağız. Bütün külliyatı anaforu yapacağız. Hepiniz okumuş insanlarsınız külliyatı. Hadi bakalım. Yani enfusi gibi gözükürken metin, metin, metin talilidir. <laughs> hissi kalbel vuku ne demektir lugatta? Lugatta vuku bulmadan önce hissedebilen his önceden sezme duygusu. Yani lugatı söyledim. Ön, sezi. Bir daha. Vuku bulmadan önce hissed, hissedi hissedilebilen hissedilebilen önceden sezme duygusu. Ön sezi. Tamam abi bu lugat. Yok hatta bakmanıza gerek Ben yazdım. Bene nefsül emir olmadan nefsül emir olmadan vicdaniyattaki his de ve teşahhus ediyor o şey. Alemi şahadette olmadan insanın içsel aleminde meydana geliyorsa hissi kalbel vuku yani daha vuku bulmadı. Ama e, ondan hisse hissetmek biliyorsunuz daha önceki derslerde hissedar olmaktır. His neydi? Hissedar olmaktır. Mazi ve istikbalin andaki hissedarlığımıza his diyorduk. Mazinin ve istikbalin andaki hissedarlığımıza hissedar olmaya his diyorduk. Hissi kalbel vuku vuku bulmadan önce hissedar olmaktır. Hissi kalbel vuku. Yani o eyleme dönüşmeden önce bizim alemimizde e, nefs-i emir oluyor, gibi oluyor. Alemi şahadette olmadan insanın içsel aleminde meydana geliyorsa hissi kalbel vuku o olmadan önce neredeydiler? Benim kalbime olmadan önce neredeydiler? Yaşanmadan yaşananlar, o daha yaşamadan ben yaşıyorum. Gelecek, gelecek yaşanabilir. Eylemde yaşanabilir iken, yaşanır değilken istikbal dedir, alim-i Ama ben ne istikbal diyeyim ne de yaşanırım. Ama Karte yaşıyor. Farklı bir şeyim. Anladık mı burayı? Evet, evet, Ha, i̇stikbal de gelecek ki yaşanacak. Ben, ben, olacağım sonra eylemi yapacağım. Yani hisil kalbel vuku mevzular fiilde değildir. Ama gaypta da değildir. Orada da kalmamış. Bende duruyor. O zaman o yaşanabilirler. Şu anda yaşanıyor. Yaşanmadan önce neredeydiler? Yaşanmadan önce hayret doğrusu. His hayvanlarda da vardır. Madde, hükümler. Devam ediyoruz. Yani ben ilk önce metinli komple oraları okuduğum için sari ifadeleri hayvanlarda da vardır 24. sözden şey yaptım. Böyle hükümler koyacağız. Sonra onun üzerine ileriki sayfalarda çıkarımlarımız bina edilecek. Sari ifade olmadan çıkarım olmuyor. Yani irade gözüküyor. Ee, sonra kudret oluyor. Bakayım evet. Evet. Evet eğer kudret taluk ederse eylem olacak. Ama kudret taluk etmemiş. içimde. Yani karar vermiş ama. İnadı karar vermiş. O istikbalde olanlar istikbalde kalmamış. Bendedir ama eylemde değil. Evet. Ha, demek ki istikbalin imkanatları bu tabir bak şimdi. Bunu yazabilirsiniz. i̇stikbalin İm imkanatlarını mazinin vukuatlarını anda yaşama şey hissedar olmaktır his. evet. İstikbalin imkanatlarını mazinin vukuatlarını, yaşanmışlarını hissedar, anda hissedar olmaktır his. Tabii sanki eksik oluyor gibi. Burada hissi kabul, şey, rüya hissi kadar hissi bu his değil midir abi? Yani insan, mesela ben şöyle anladım abi, ben, ben mi anlatayım Anlatma, çünkü okuyacağız ya onu daha. Sen daha okumadan ne anlatacaksın şimdi? Hayır, şimdi yazdığımız şey Ha şuraya kadar mı? Evel ha şuraya kadar olur. Söyleyeyim. <laughs> mesela diyorum ki siz, sizin söyledikleriniz üzerinden. Ha yani şimdi ne kadar ne olur? Şimdi bakın mazi ile müstakberin e, istikballe e, mazinin cemi bütünlüğü andır. Andaki hissedarlığımız. Andaki hissedarlığımızdır. İstikbarsız maziyi, mazisiz istikbali fark etmektir hissi kabdel buku diye ben anladım. Bilmiyorum. Yani sadece maziye Fark etmek değil de fark etmek ilmi oluyor. Bu bir satayım. Ya, evet hisse yaşıyorsun yani. Daha eyleme dönüşmeden istikbal hale gelmeden bile halleniyorsun. Hissi kalbel vuku. Devam edeyim. Evet biraz da gideyim. Hisil kalbel vuku bir ilhamen oluyor. İki saika ilahi yani Allah Celle Celaluhu sevk edip götürmesiyle oluyor. Tamam Öyle vahin mertebesi Vahiy de vahiy ilhamı da şey yapıyor ha. Cebrail yapıyormuş. Evet. Bir şey bir ezber bozayım size. Ben benim ezberim biraz bozuldu gibi. İmam Gazali'yi okumuştum. E, ee, Mişkatul Gayb galiba. Gaybin Nurları diye bir kitabında yeni gördüm bir haftalı 3-4 günden. Diyor ki İsrafil diyor Cebrail'den daha e, üstün makamı var diyor. Ben öyle hiç düşünmüyordum. Evet. İstra İmam Gazali diyor. Şo, şaşırdım üç defa okudum orayı. Ee, yani mesela israfi hayat e, hayata zaten hayat kelamı da tazamın ettiği için e, hayat en eamdır. <laughs> Cem ettiği için kelam. kelamdır. Kelamın mümessili öteki hayatın israfı daha üstün olduğunu unutma. Ey sahil diyor. Böyle doğru Çok acayip ya. Yani ben ilk önce kabul edemedim. daha okudum, düşündüm, oturdum. Günlerce beni meşgul etti. Evet o, o öyleymiş. Ee, Hasan abi en belirgin özellik benim kanaatim şu. Hissi kalbel kalb, 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 kalb vukuda e, ihtiyar yoktur. Abiler biraz devam edelim. İhtiyar yoktur abi. Evet, i̇htiyar olmaz ki zaten kafada. Bak olur. işte diyor mu? İhtiyar yok. <laughs> evet doğru. Hepsi <laughs> geç. <laughs> <laughs> Demek ki hissi kalbel vuku niçin buna girdim? İlham. Cebrail yapıyor. Müspetleri tabii. Başka? Saika-i ilahi. Ruhun dört havası ya. E, ee, sayka ve şayka. Sefk ve şefk. Ee, var ya şefkat-ı mukadese, muhabbet-i müneze, sefk i şefk i ee, işte o. Allah sefk ediyor. Allah sefk ediyor çünkü. Devamı da var da aşağıda biraz. O, bir, bir mehaz sonra mı alıyorsunuz? Söyle. Niye şöyle? Yani e, direkt konuyu söylüyor. Diyor ki, yani diyor, kurdun bahsini ettiğin zaman topuzu hazırla vur çünkü kurt geliyor. Demek bir hissi kabler vuku ile latife-i rabbaniye latife-i rabbaniye Hı -hı. icmalen <laughs> latife-i rabbaniye icmalen o adamın gelmesini hisseder. Latife-i rabbaniye ile. Fakat aklın şuuru iyi hata etmediği için kasten değil, ihtiyarsız olarak bahsetmeye sevk eder. Daha ihtiyarsız dedi. Yani, elli, elli feraset bazen keramet gibi geldiğini beyan eder. Hı hı. Hatta bir zaman bende bu şu nevi hassasiyet fazlaydı. Bu hali bir düstur için almak istedim fakat yakıştıramadım, yapamadım. Yani ihtiyar yok abi. Dediğin doğru. İrade ilahi belirledi. Latife-i Rabbaniye diyor ben. Evet. İrade dedi. Rabbaniye ise Evet. İrade ile de şey. Dört tane şey Latife-i Rabbaniye hissi kullandı. E, kendi içinde kullandı. Evet kendi gördüğünü hisse attı. Ha, aynen, ha. Dedik hemen yaşandı. yaşan his yaşanmak demektir ha. Yaşanacak değil. His yaşan, ya olmakta olandır ya. Yaşanandır, hissedar olmaktır. Gelecek ve geçmişte de olacak değil. Yaşıyoruz. Latife-i Rabbani'yi nereyi gördü abi? Kendi kendi mahiyetini gördü. Kendinde fiilistti ya. Yani. <laughs> evet. da evet. Onu hissetti. Yani o adamın geleceğini gördü. Latife-i Rabbani'yi gördü. Atınca oraya his oldu. Nerede gördü? Kendi mahallesinde gördü. Kendi evet. Ve ihtiyar evet. İhtiyar zaten akıldaydı. Latife Rabbani. Şey ya nasıl böyle çorap gibi örülmüş değil mi külliyat? Bak İhtiyar akla değil miydi yukarıda? İrade aşağıdaydı. Ve ihtiyarsız diyor. Nasıl kullanıyor diyor çorap örüyor. Yani ne kadar böyle sistematik böyle bir Salih Nur. İhtiyar tabii ki burada. Latife-i diyor ihtiyarsız diyor. O gelecek şeyi diyor. E, gördü hisset attı şey hissetmiş. Hissetmiş. Yani Latife-i Rabbaniye gördüğünü hisse attı. Ve onun e, peki his nedir? Yaşanabilir değil. Yaşan yaşadığımızdır yani. Yaşamakta olmakta oluruz. E, o zaman o had gelmeden veya geçmiş veya gelecek. Şu anda hissedarız. Yaşıyoruz. Onu zaten yaşadığımız için histir. Yaşamadığım şey fikirdir daha. Evet. Şu rüyayı, sadakayı okudunuz ya siz. <laughs> Şuradaki şu paragrafı buraya tatbik edersek çok iyi izah ediyor burayı. Bismillah. O doğrudan doğruya mahiyeti insaniyedeki Latife-i Rabbaniye alemi şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ihtiyarın evre dışı kalmasıyla bu rüya üzerinden tarif etti ama biz uyanıkken de ihtiyarın devre dışı kalmasıyla ve durmasıyla aleme gayba karşı bir münasebet bulur, bir Alemi gayb değil, mazi müstakbel. Evet. Mülasebet olur, bir menfez aşar. Latife-i e Rabbani. Latife-i Rabbani. Latife-i Rabbani için mazi ve müstakbel yoktur ya. Yani. Onu ikisi, ikisini birden görür. Devam edeyim. Ya neler varmış bizde değil mi? Cüz-i yani ihtiyarından güzel yapmışsın. Herhalde cüz-i ihtiyarından vazgeçme öyle. Yani külliyat böyle baktığın zaman falan bak nasıl bir şeydi? Çok tuhaf değil mi? Mazi ve müstakbel şey, alakası yok yani. Latife-i Rabbani işte duygular kapanınca o Latife-i Rabbani devreye geçiyor. <laughs> mazi ve müstakbel halde görüyor. Yani his hissedar olmak onu yaşanır hale getiriyor. Ama elimde daha yok ha. Vukua gelmemiş. Sen yaşıyorsun. Onun için herhalde Rab, İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş Avamın diyor cennetteki beklediği hay, şey, hayatı Havas dünyada yaşar diyor. Çünkü cennet gayb ya. Gaybi yaşıyor adam. Cennet asa bir hayat yaşıyor. Ondandır ki e, ce, vücudum cehennemde olsa bile, alevler için yansa bile ruhum ve gönlüm gül gülistan ol. Ruhu başka bir şey. Şehadette, şehadette yaşa, yaşamadan kişi içsel aleminde yaşıyor. Ne ile? Hisil kalbe vuku ile garip değil mi yaşanmadan yaşıyorum yaşanmadan ben yaşıyorum bedenime gelecek iken enfusi alemimde hazıran yani şimdi meydana gelmeden meydana gelmesi bu hayvanlarda da varmış çok garip yani hayvanlarda da var diyor hissi kalbel bu derecesine sizin alemi de Hah? Bağlı olmadıkları için abi. Depremi biliyorlar. Demek evet, Depremi biliyorlar. Zaten var ya, o ağlaşıyorlardı, kediler, köpekler, toplandılar. Maraş'ta da, da öyle, sokakta çıkmış, bağırıyor yani. Ama şey, lokontajı kalbesi boşatıyor hiç, hiç. Anlamıyor, bilmiyoruz yani. Bunlar geleceğin gelmeden önce var olduklarıdır. Yani isi vuku geleceğin en güzel delili. Gelme, gelmeden, gelmekte olanlar daha gelmeden e, yaşıyor. O zaman geleceğin en güzel delili bu hissi kalbel vuku'dur. Bu his, his, hissi kalbel vuku geleceğin gelmeden yaşanmasıdır. Sonra gelince şahit oluyoruz. Bazen aynen gördüğü gibi çıkması ne demek o? Bir, biz oraya gidiyoruz. ...biz oraya gidiyoruz da görüyoruz... ...bu hissi kalbeli vuku nasıl gözüküyor... ...ya biz oraya gidiyoruz... ...geleceğe... ...ya bir, birinci şık bu... ...ikinci şık... ...onlar... ...onlar mı bize geliyor... ...ikinci şık... ...üç... ...yoksa insan denilen çekirdekte de tüm alemlerin... ...üstü açılmasıyla mı oluyor... İnsan ...haritayı... ...cami ...bütün her şey... ...ya üstü açılıyor da ben bunu... ...biliyorum... Veya onlar bize geliyor. Veya biz oraya gidiyoruz. Külliyatta üçünü de kullanıyor. Duygular kapanınca Latife okuduğun yer vardı ya. Evet. Latife Rabbani oraya geçiyor. Ha biz gidiyoruz. Bazen ihtiyarsız onlar geliyor. İadeyi ziyaret ediyor diyor. Var ya 506 sözde de Bize o alemi vuruyoruz, vuruyoruz. Ömer. Sonra iadeyi ziyaret ediyor. O da var. Ama bu da var. İnsan 20. mektupta var ya. Haza insanı anlatırken 18 bin alemin e, cemi, cem olduğunu. Onun için tuhaf haller olur mesela. Bazen kavs, bazen bast olur. Celal ve cemali tecelliler, Bunu bilmeyen adam ben kötüyüm der. Oysa celal ve cemal aktif oldu yani. Daha gelmeden aktif oluyor. Daha bela musibet alem İslam'a inmeden önce ustadın sırtına iniyor ki dokuz tane dişi düşüyor. Bir gecede. Yani herkes hissedar oluyor. Seçim şeylerinde de öyle. Alem İslam'ın zerre kadar böyle alem İslam'ı düşünüp alem İslam, ümmet ne olacak, benim Müslümanlarım ne olacak diye zerre kadar o tedirgin, üzülme, kaygınızın gramını bütün hayatınızın ameli sebapla da varamayacağınız bir nimeti ilahiydi. O üzülme ümmetçilikti. Ruştabi derdi ki, Ruşt abi dedim hiç unutmuyorum. Aynı her, belki de 10 defa söyledim. Eskide ee, 15 Temmuz vardı Boğaz Köprüsü. Oradan geçerken Turnike'de para verirdik. Tam oradan geçerken sordum. Hep derdim bak Turnike'den geçerken hiç unutma. Rüştü abi sen <laughs> şoför vardı Ahmet abi. Ben yanında oturuyordum. Arkada Rüştü abi. Elbette biz biliyoruz neyi kastettiğimi de iyi biliyorsun. E tabi insan ameline güvenmez de. Rüştü abi aşire gittiğin zaman veya kabire gittiğin zaman insan gene bir şeye tutunur. Bir şey hatırımıza gelir. Daha aciziz biz yani namaz oruç olmayacağını biliyorum ama bilerek soruyorum. Abi nereye böyle? Güven, güvenmediğin halde güvenirsin yani. Ya desene dedi yani ne? Neyle gideceksin? Dedi ki Allah adına, din adına, gayretullah hesabına, hizmetin şeyinden dolayı ben Müslümanların ve İslamiyet'in hizmetimizin endişesi, ümmet o, ümmetin sıkıntısının kramına bütün ömür billah ibadetim bile bunu karşılayamaz. Zerre kadar o kaygım, o endişem, o Müslümanlar için üzülmem, Müslümanlar için gram üzülmem onlarla Rabbime çıkacağım dedi. Peki nedir o? Amelsiz ameldir. Amel yok için, amel yok ki riya girsin. Riya fiile girer. İtikatta riya olmaz ki. Benim içimde Allah'a karşı iman ve itikat var. Sana riya dışsaldır. Ben imanımı, İslamiyetimi sana gösteremiyorum ki içerisinde riya olsun. İmanda riya yoktur. Halistir. Onun için münafık münafık olduğunu bilir. Endişe etmeyin. Münafık değilsiniz. Nerede biliyorsun? Sen kendine şahitsin. Münafık bana diyebilirler. Ama ben münafık olup olmadım ben bilirim. Münafıklık yapabilirim şuursuz. Fiilim olur ama o fiil insanı münafık yapmaz der lemalarda. Devam ediyorum. 172'ye geç. İnsanda 6. ve 7. duyguları da var diyor ustad. Muria'da gene. Bunlar da yani 5 tane diyor ya Elif'en. Ustad 6 ve 7. Ama şu anda Elif'en bilesiniz. Neredeyse 11'e çıkartmış duyguyu. 11 tane duyguyu çıkartmış. 11'e çıkartmışlar şu anda. E, Usta söylediği zaman <gülüyor> gülüyorlardı. 6 ve 7. duygu mu olur? görmeyi, işitme, koklama, dokunma vesaireyken... iken ustad saika ve şaika yani sefk ve şefk yani saika ve şaika var göreceksiniz ya, orada. Ee, bunlar da olmadan önce bizde aktifmiş. Yani saika ile ve şaika o vuku bulmadan kalbel hissi kalbel vuku demek vuku bulmadan hissedar olmak bunu saika ve şaika yapıyormuş. Şaika ne demek? Lugata hepsini bak. Malzeme topluyorum gene söylüyorum. Saika sürükleyici, götürücü, sefkeden şey, içsel veya dışsal. Üt şey şey şefklendirici, kuvvetli istek, uyandırıcı, şefk verici, isteklendiriciymiş. Lugat'ı da gördük gözüküyor değil mi? Şey midir abi? Mesela diyor ki beyin karar vermeden önce yani bir şeye elinizi uzatacaksınız ya ondan önce bir şeyin o beyinde daha önce karar verdiği Verdi karar verip ve beyne diyor ki şöyle de. Evet. evet. Mesela bunu bilimseldir. Evet. Bizim şey yaptığımız yok. Doktorum da bilir. Eğer yeni başarı. bilimsel takip edersen var aynı böyle. Diyor ki bir cihaz takmışlar gördüm onu. Ondan sonra Adama diyorlar ki evet ve hayır diyeceksin. Mesela adam öldürdün mü? Ee, mesela hayır diyeceksin değil mi mesela? Hayır deme. Sen demeden önce cihaz bağlamışlar ama bu adam görmüyor. Hani evet ve hayırı bu adam görmeden bu adam hayır diyor. Mesela elini kaldırıyor. Konuşmadan önce olsun diye. En izde olsun. Konuşmak sonra olur. Hayır. Evet. Gibi. Yani böyle Adam daha hayır demeden o yanıyormuş. O cihaz beyine o sinyal geliyor. O enerji ortaya çıkıyor. Enerji eyleme dönüşüyormuş. O enerji olmadan bu olmuyor. Bak enerji biliyorsunuz fiilen kendisini dışsal ediyor ya. Enerji dışsal ediyor. O enerji hayır enerjisi bende böyle yapıyor. O enerjiyi bende hayır yapan benim elimden hayırdan önce enerji, bu enerjiden önce birisi hayır diyor. O zaman insanlar şaşkın şu anda. Bu sonuca varamamışlar. Yani benden benden başkası bende ben bak bir daha söylüyorum. Benden başkası bende kim tasarruf ediyor? Yapılma, kader Ali çözdü onlar çözemedi hemen. <laughs> Olmaz abi <harika. gülüyor> Öyle değil. Davru olmuyor. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Çünkü öyle kader ama onlar çözemedi abi. Çünkü niye? E, kader inancı ancak evet kader güldü ama e, acayip bir şey. Onlar çözemedi. E, bu nasıl bir intikali? Değil mi abi? Evet <laughs> Bak şimdi o fazlası. kasten güldü. Neyse. Teneffüsümüzü geçelim şimdi. His geçmesin. Ee, insanda o enerji fiile dönüşmeden önce o enerjiyi bizde var eden bizden önce bir şey olacak, bizden önce bir şey olacak. O nedir? Şu anda onun içinde ve şuna varmışlar arkadaşlar. İnsan fanostadır. Fanosun içindedir. Ee, yani hep biz derdi ki ben benden daha büyüğüm, ben benden aşkınım, benim arkamdayım. E, ee, mesela dün cenazede birisini gördüm. Adama dedim ki iki kişiye söyledim bunu. Dedim ki seni çok seviyorum biliyor musun? O kadar şeyi de yok. Niye biliyor musun dedim. Ee, i̇çimdeki söylüyorum. O kadar da heyecanlı bekliyor ki bakayım ne diyecek diye. <laughs> Bir sevgilisinde duyamaz bunu. Bir komşusundan da duyamaz. Çünkü bak kardeşim dedim. Bazı insanların kalbi o kadar küçük ki kendisi bile o kalpte yok bazı insanın kalbi o kadar büyük ki kendimi orada var edebiliyorum. Cesaret olabiliyorum. cesaretim var ki ben o kapta de yaşayabilirim. Ben o kapta de bulunabilirim. O kadar büyük kalbi var ki bazılarının kendimi orada hissedebiliyor. Ben de varım hissedebiliyorum. Ama bazı kalpler var ki o kadar ufak ki ben değil kendisi bile yok içinde. Böyle kalp sahibi olmak lazım. Tamam. Geniş böyle devam edelim. Ee, o eee e, insanoğlu bilimsel şu anda insan fanosun içindedir. Acaba o fanos fanos denilen o kim benim kafama hayır enerjisini aktif etmiş? Enerji kendisi üretmez. Bende benden başkası kim var? Çok tuhaf. Ee, hani kader üstünde bir kader var var ya o ben olan beni bilmediği için o ben olan beni bilmediği için, biliyor musun ben olan ben, kadere de aşkındır. Acayip bir şey yani. Bunları da allah Alem içsel alemi tanzim eden, yani allah Alem içsel alemi kim tanzim ediyor? İrade yapıyormuş. İradeyi biz şimdiye kadar nasıl biliyorduk? Yani sıf bir sıfatını biliyorduk. Yani tercih sıfatını biliyorduk. Eğer iradeyi e, nefs-i emre, realitenin tercihler arasına sıkıştırırsak çok basitleşmiş olur. Bu mu şu mu bu mu? Zaten o zaman bu irade buna mahkumdur. Ihtiyarı, Gibi. Oysa iradenin bu tarafı da vardır. Ama bu değildir. İrade nedir? Ustadımızın sarı ifadesi evamiri tekviniyedir. Bak en büyük vazifesi neymiş ama biz nerede algılıyoruz? Yani nerede anlam koyuyoruz? İradeyi sif tercih koyuyoruz. Eee ihtiyarla karıştırıyoruz. Oysa iradenin işte bir çok tuhaftır. Diyor ki irade evamiri tekvini, iradeden gelen evamiri tekvini. Evamiri tekvini neydi? İstiaq, ihtiyaç, incizap meyil. Kuşun kalemle yazışımız sebebi emin değilim demektir. Silebilirim demektir. Şimdi evameri tekvini, iradeden gelen evameri tekvini. Evameri tekvini nedir? İhtiyaç, iştiyak, incizat meyil. İrade içsel yapıla, yapıyı yapılandırıyor. Ee, bu içsel yapılanmayı iç alemi ihtiyara diyor ki git bunu tercih et. Ha, bir esas aslı vazifesi aslı vazifesi içsel yapıyı yapılandırır ve dışsal olarak ihtiyarla kendisini ifade eder. İç alemde esas işlevi var. Ama biz ne yapmıştık daha önce? İrade ee, dış dış dünyanın realitesine mahkum ettik. Şu mu bu mu bu mu? Adamı sıf generalı generale bir tane bölüğü emrine verdik. Lan general bu adam ya. Bir bölük bile vermedin. Bir takımı verdin. Yüz kişi olsa bölük olur. Takıma son kişi. Generalin emrine verdik. Buna da eğitim diyorsun. Kardeşim değil. Yani iradeyi sıf eylemsel, dışsal tarafıyla ifade etsek çok uzun duruyorum ama bu iradeyi çözmek lazım ki kader daha şey olsun. Tamam abiler. Şimdi demişim ki okurken, iştiyak nedir? İştiyak, yukarıda şayka okuduk. Bak şeflendirici lugatı, kuvvetli istek, uyandırıcı, şef verici, istek isteklendiriciydi. Şimdi evameli tekmine neydi? İştiyaktı. O Şaika'ya uyuyor. Sonra ihtiyaç, ihtiyaç sürükleyici, götüren, sefkeden. S ihtiyaç Sayka'ya uyuyor ama gene emin değilim dedim. Bu kadı uyduğu hayda, aldı. Uyuyor. Sizinle beraber beraber böyle mutala edeceğim ki de yazayım. Araştırmam kesin ise de yazacağım. Oysa bak e, iştiyak yukarıda bir de okuyorum şeyi. Sayka'yı okuyorum. Sürükleyen insanı ihtiyaç sürükler, götürür, sevk eder. Benim dışımdadır yani ihtiyaç. O zaman ihtiyaç sayıkaya benziyor. Sonra incizap, lugat. Bu çekilme mail, içsel doğumadır. Yani olmak ol, olmakta olan var ya mail yazılımlar. O kendisi ben ben olmak arzusu meyil. Ben, herkes ben ben olmak ister. Nerede söylüyor? Hiç kimse ben ben olmayı değiştirmek istemez. Diyor ki su suyun zararına incimat eder. E, buz buzun zararına mayı olmak ister. Yani hiçbir şey hiçbir şey ben ben olmaktan vazgeçmez. Ama dışsal etkenlerden ben benlikten çıkıyor. Ben ben olmaktan çıkıyorum. Sen oluyorsun. Bu sefer e, başkası ne derlerdi yaşarsak kendin ortadan kalkıyor. Oysa buz diyor, buzun zararı nedir? Buz olmaktan çıkmaktır. Buzun zararı, buz olmaktan... 29 sözden söylüyorum Süleyman. Buz, buz, buzun zararına may olmak. Yani olsun işte, asıl olsun. Hayır. Her şey olmakta olmakta olan orada durmak ister. Ölmek istemez. Ne kadar arka cennet dayı olsa kimse ölmek istemez. Neden? Çünkü, çünkü olduğunda karar kılmak ee, sanki olmuşum gibi oluyor. Karar kılmışım gibi oluyor esma istila etmiştir. evet buna ait esma orada karar kılmak evet. istiyor yani en hiç kimse ben ben olmaktan çıkmak istemez İşte dedi ki iradeden gelen şu irade nasıl oluyor İradenin sahasını görüyor musunuz ee, irade iştiyaktır incizaptır ihtiyaçtır meyildir iştiyak şaikaya benziyor İhtiyaç saykaya benziyor yani ne dedi kaç tane duygu vardı usta? De 7 tane yaptı görme, koklama, tatma, işitme, dokunma, sayka ve şayka diye ne yaptı? Altı tane yaptı. Altı tane iman esası. Şimdi e, evamiri tekmine de iradeden geliyor. Evamiri tekbine içsel alemimizi tanzim ediyor. İhtiyacımızı, iştiyakımızı, inci hesabımızı, meylimizi o yapıyor. İradeden geliyor meyil. O zaman iştiyakımız nereden geliyor? Şayka yani iştiyak şaykadan, ihtiyaç saykadan, incizap çekilmeden, mail çekmeden yani Aslı ben ben olmak devam ediyorum bunlar. Peki bu e, duyguların yeri benden evde. İşte ona gidelim daha. <laughs> Bunların e, bir tanesi. Yani, çok yukarıda. Evet. Evameri tekvini mesela meyil kapta olduğunu söylüyor sarı ifade. Evet. Kapta olan meyil diyor. Diğerlerini... Tabii e, olması gerekmiyor mu abi? Yo meyil kapta diyor. Hayır hayır sahika ve sahika. Onları da şey yapmadım onu. O, orada herhalde bu evameri tekvini çalışırken işte yakın yerini herhalde şey yapmışız ama gitmedim oraya. ne <laughs> şey yapmayayım dedim. aslı metinden uzaklaşmayayım. Şunlar hep bir şu şey kalan malzeme. Karşıki sayfada çıkarımlarımız olacak burada. Yani hep bunları kullanarak. Şimdi yani diyeceğiz ki yarın derken buraya gelince abi bu nereden geldi? Bu malzemelerden geldi. Onun için bugün bu itibariyle bu bunlar bitince şu devamı, bu da devamı, şu devamı şuraya kadar gelince dersi bitireceğiz. Ama aynı konu, başka bir maddeyi geçmeyeceğiz. Ama malzemeleri toplamak zordur. Çıkarım çabuk okunacak. Aynı burada okunduğu gibi diyor. Evet Yani evet, yani şöyle. ma Çıkarımlar, çıkarımlar şu anda Mehmet kardeş, şu anda ta taşları koymak kolay, şey zor, yürümek şey. ilhamı fıtrı olarak, yani insan bu da metin. benim benimle alakası yok tırnak için almış. İlhamı fıtrı olarak insan ve hayvani, hayvanı hayvanı ka e kader ile sevk diyor. Evet sevk ediyor. Ee, yani orada aslında küçümsemek için demedim. Bak Ali çözdü demek o şey değil. Adamlar... Bilmeyenlere Bak değil. <laughs> Burada Kader ilahi sevk ediyor. Sefki kaderiyle gider. Gözüne ilaç olan bir otu bulur. O hayvan. Gözüne sürer. iyi olur. Biz kaderi Cevri bir şey olduğunu tasavvur ettiğimiz için. Daha önce kabul ettiğimiz için. Çıkmamız çok zor. Evet. Ne kadar kazarsak kazak mı olur? Yani. Abi. Kader, Cebir gibi çünkü yani. Kader yapmamız lazım. Günü. Devam ediyorum. Gene metin. Gene malzeme topluyorum ki çıkarımda itiraz kabul etmeyeceğim. Metni dinleseydin diyeceğim. Metin gene o sevki kaderiyle bir o hissi kalbel vuku ilhamıyla ilham. Üç. O saykay ilahi ile. Üç yöntemi görüyor musun? İnsanı yapılandıran üç tane yöntem. Kader bir yöntemdir. Se, e, hissi kalbel vuku ilhamdır. Mesela bir sefki kaderi ile ayrı bir yöntem. Hissi kalbel vuku ilham ayrı bir yöntem. saykay ilahi ayrı bir yöntem ile bildirilir ve bulurlar. Görüyor musun nasıl buluyoruz? Ben buldum yok. Bu da mazi. Çok e, saykayı sayıkayı. Allah direkt sayka neydi sayka? Sürüklüyor, götürüyor. Direkt Allah müdahale ediyor. Yani mesela ee, de, zihniniz dağılmasın ama e, 2018'den sonra direkt Allah esbab kullanmadan Türkiye'yi, Türk milletini bir yere sevk ediyor. Esbapsız. Esbapla olmuyor. Olmaz zaten. Her şey aleyhindeyken olamaz yani. Yani e, ne ne deme, niçin söyledim bunu? E, sürükleyici, götürücü. E, bu nedir? e, ee, sayka ilahi. Direkt Allah. Ne yapıyor? Sevk ediliyor. Götürüyor sevk ediyor. Sürüklüyor. Kimi? Liyakata göre yapıyor. Layık onu. No. Evet. Ama bazılarına hata. Bazına kaza kanunu devrede gidip gümleyip gidiyor. İşte. i̇şte. Ama arkadaşlar iç yapılanmaktan hayır ben istiyorum kalkıyorum yapıyorum istemiyorum yapmak. Bunlar hep üç kanundan oluyor. Bir kader ilahi, iki hissi kalbel vuku ilham, üç sayka ilahi ile oluyor. Gidiyorum buluyorum. Üç tane acayip bir şey. Yani bunlar enfusi derslerle, Risale-i Nur'u teğniyle Resul dura dura okumasan bunlar çıkmıyor. Metin bu. İnsan nasıl bulur ve oluyor, ona dönüşüyor, onun sana nasip oluyor? Bir, kader ilahiyle olur diyor. Metin bu yani bak tırnak içinde aldık ya bu. Hissi kalbel vuku ilhamı ile bu Cebrail yapıyor abiler. Bu iman olduğu için Allah yapıyor yine. Altı tane iman esasından oluyor. Yani beş tane iman esası ile beslenen de ki hal. Beş tane iman esasına iman mı ettin sen? İman ettin. Bunu iman ettiyse Allahça cevabını bekle. Allah'ın verdiği cevap beş tane iman esasına iman edebilenin ki İslam esası 5'tir, imanda 5 iken, Allah'ın sana iman edebilmenin verdiği dünyadaki cevabı kader imandır. Nimet ilahiyedir. Yükünü gemiye bırakmanın adıdır. Ondan daha büyük nimet ne olacak yani? Allah'ın verdiği cevaptır. Şey de öyle, e, dört tane İslam esasını yapabilene Allah'ın verdiği cevap ise kelime-i şehadettir. Eylem değildir o da. Yani 5 tane iman esası dışsaldır, benim dışımdadır ama kadere iman eden içseldir. Yani Allah'ın verdiği cevaptır. Abiler yani nimet ilahi beni heyecanlandıran şu. Üzerimizde üç tane nimet ilahi sistemi aktif ama kör olası cehalet zalim nefsim ben yaptım diyor. Hayır kader ilahiyenin şeyi var sevki var. Ee, hissi kalbel vukuyun ilhamı var. Sayıkay ile giliyorsun, buluyorsun bulduruluyor. Yani İçsel alem çok farklı. O zaman bu sana ne getiriyor? Endişe etme, korkma. O Allah'ın kontrolündesin. Bir bahtiyar bir insan diyor Risale'de geçiyor. Ben istihdam olunuyorum bahtırla, bahtiyarlığına ererse. Ustad için söylüyor değil mi o tarihçi başında şey bir abi. Yani ben istihdam olunuyorum. Ben nimet ilahiye mazarım. Ben Allah beni pazar dersine götürüyor. Allah bana şimdi ihtiyaç hissettir bir sana okutuyor. Yani ben istihdami ilahi Allah'ın nazarındayım. Anlayışı kadar, şu kadar nimet ilahi yoktur yani. Ben istihdam olunuyorum. Allah, Allah kim? Ben kim? Allah kim ben kim? Ben istihdam olunuyor. Ben bir nazar ilahi altındayım. Ben hizmet ettiriliyorum. Bu bu hal var ya bu nimet. Bunu fark etmek lazım. Bu anlatamıyorum. Yani o bahtiyarlığına diyor. Aslı mucidiği için söylüyor. O abi e, Arabistan'daki şair. Ustad için söylüyor. Böyle bir bahtiyarlığa ermiş. İstihdam edilebilir insan. Onu hayvanlarda da var. Doğada da var istihdam ama. Bunu bilmek ayrı bir şey. Ben istihdam ediliyorum. Elbette ki Nur talebeli istihdam ediliyor. Ama istihdam edildiğinin şuuruna varmak. O ne? Bu bahtiyarlığı yaşamak. Neydi abi bildiğini bildirmek? Furkan mı oluyor farkındalık? Farkındalık mı artık? Çeşitli şeyle anlamlar vermiştik bilmiyorum. Farkındalık mı? İrade işte o. Bildiğini Bil. bilmek irade. Bildiğini Bil. Mehmet Ali önce evet. söyledi doğru. Evet. İhtiyar yok diyor. Bildiğini bilmek doğru. Bil. Evet. Ama bu bahtiyarlığının eşref e, yok eşref edip değil. Ali Ulvi Kurucu. Kurucu. Yani istihdam edildi. Anladım ki diyor. Ben Oruyay Sadıka'da dedi ya. Bir diyor orada e, asın imamı burada Said Nursi istihdam edildiğimi anladım diyor. Onun için her, her Müslüman elbette ki istihdam ediliyor ağaçlarda ama istihdam edildiğini bilmek başka bir devlet. Bir. Demek ki iç alemimizde kader ilahi hakim. Hissi kalbel vuku ilhamdır. Sayıkay ilahi direk ilahi naz. Sayıkay ilahi demek hevasına sıyrılma nispetinde olur. Heva ilaha zıttır. Heva ilaha zıttır. bir Rabbin naz. Rab rububiyet. İlahin naz. Melikin naz. Yani hevada okumuştuk. o inhu ve illa vahiyun yuha heva, heva ilaha zıttır. E, hevasına tabi olan ilahlığını reddeder Allah'ın. Yani hevasına tabi olan ilahlığını. E, heva bizim alemimizde ilahın aktif olmasına zeminsiz zemindi. O zaman saykay ilahi hevasını terk etme nispetinde olur. Kader ilahi nasıl olur? Beş tane iman esasına iman edebilenler de olur. Hissi kalbel vuku ilham ise içsel mülk ve melûkûtu fark et eder. Yani fark etme nispetinde o şeyi yaşar. Yani vuku bulmadan. Herkesde cüzi külli bulunur derken Hasan abi herkesde var yani bu. Her. Var, Müslüman evet. da inmiştir. Var. M mülke taluk ediyor. Mesela gidiyor hayvan gözün ilacı buluyor. Adamın da rızkını bulduruyor yani. Çünkü e, i̇zzet ve zillet, fak ve servet, servet doğrudan doğruya e, Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti iradesiyle oluyor diyor. Fakir, evet. e, kafir zengin fakir olmuyor mu? Onu da gidiyor bulduruyor rızkını. O zengini veriyor bak. İzzet ve zillet, fak ve servet doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle meşiyetiyle oluyor. 25. sözde. İzzet ve zillet. İzzet ve zilletimiz ondan yapıyor. İşte onun da izzeti var, şeyi var, serveti var. O yapıyor. Ama başın her yaptığı şey de ona nimet olmuyor tabii. Devam edeyim malzemeye. Hayvan ve insan sonucu ve hadisenin sürecini bilmeden insan ve hayvan sevk ediliyor, yönlendiriliyor, bildiriliyor ve bulduruluyor. Hayvan ve insan ne yaparmış? Sonucu ve hadisenin sürecini bilmeden kader ilahiyle, hissi kalbel bukun ilhamiyle, sayıka ilahiyle Sonucu bilmiyor. Hayvan ve insan bilmiyoruz. Ne yapıyor? Cenab-ı Hak hadisenin sürecini bilmeden insan ve hayvan sevk ediliyor, yönlendiriliyor, bildiriliyor, bulduruluyor. Tamam ya, sonucu ve süreci bilmeden ama o hadisenin işleyişini hissediyor bazen. Tabii ki. Anni o -ba ba bahtiyarlığına eren o insan olursan. Ali Ulvi Kurucu. Bu diyor sevk edildiğini istihdam edildi istihdamdayken iş yaparken ben istihdamdayım bilmek başka bir şey biliyor musunuz? Şu anda derste değil misiniz? Derste olduğunuz biliyor musunuz? Ama Allah'ın istihdamı Allah'ın şu anda olmanın kader ilahinin ve hissi kalbel konu ilhamıyla sayka ilahi yani bu derse muhatap olmak ilahlığını terk etmen nispetinde olur. ilahlığı nedir ilah? Heva. Allah yapıyor. Sonra ben yapmışım. Olacak şey. Çok acayip. <laughs> Çok tuhaf değil mi? Şimdi metin okuyorum, malzeme gene, malzeme metin. Yani Allah böyledir, ama biz öyle değiliz işte. Biz biz olduğumuzun sebebi veririm alırım. Almadan vermem. Ama Allah öyle değil. Vermeden de, sen vermeden de veriyor. O öyle yani hak etmediğim halde affediyor. Niye affediyor? Allah olduğu için. E He? Anamadır. Resul? Bir ayet abi. hesap Allah hesapsız rızık verendir ama insan hesaplayarak veriyor. Allah Allah. Bak görüyorsun çok güzel. Bir gayrı hesap. Allah hesapsız verir. Saymadan. Ama insan... Bir tane ekliyorsun. Bin tane alıyorsun. Ama sen bir tane versen bir tane karşılığında... Evet. Mısır'ı ekiyorsun. Bir taneden gayrı hesap. Hesapsız veriyor. Ama ben <laughs> hesaplı veririm. Hesaplı alırım. Allah'a Allah Biz, bize... Ama Allah çok güzeldir ya değil mi? İnsan gurur duyuyor. Ya. Metni okuyorum. Demek bir hissi kalbel vuku ile Latife-i Rabbani icmalen o adamın gelmesini hisseder. Fakat aklın şuuru ihate etmediği için kasten değil ihtiyarsız olarak bahsetmeye sevk eder onu. Buraya aldım. Evet. Sonra lazım oldu. Yetmedi bana. Metni aldım. Sonra gene metin aldım. Gene bana yetmedi. Metin devam ediyor. İşte umum avam için umum avam için dahi bir nevi velayete mazariyet var ki yani avamda acayip bir şeyler gelecek abiler çıkıyor. Yani namaz kılan normal bir Müslüman bile veliymiş şey ha. Ama bak gelecek. Evet. Çok o, 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 zamanlar işte bulmuştum. Öyle ki kaç sayfa? Yani avam bile velidir. Ha, yani evet. Epey bir ifade. Ağzıma doladım yani. Avam nasıl velidir? Allah'ın velisidir. Göreceksiniz. Çünkü avamda da bak işte umum avam içinde dahi. Allah veliliği veliye has kılmadı. Yani bak şimdi daha çok seveceğiz. Acayip seveceğiz. Allah'ın veli kul veli kulluk vasfını e, bizsini hissettiriyor, birisini hissettirmiyor ama Allah nazarında da veli Allah veliyi evliyalığını evliyaları haskılmamış avama da vermiş böylelikle merhametini göstermiş onu gelecek şimdi diyor ki işte diyor ah söylüyor burada umum avam içinde dahi avama tamam e ne varmış bir nevi bir nevi velayeti mazaret var ki. Veli yani. Avama da velayet varmış. Varmış ki rüyay sadıkada evliya gibi onlar. Farkı nedir? Evliyalar sari şahadette yaşarken o avam ise rüyada yaşıyor. Fark o yani olsun. Evliyalar gibi onlar gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlar. Nerede görüyorlar? Rüyay sadıkada. Rüyay sadıkada gör, gördüklerini... Ee, evliyalar, o ve Allah'ın veli kulları şahadette görüyor. O öteki alemde görüyor ama gene alem şahadet ölmeden önce görüyor. Evet, uyku nasıl avam için neymiş? Uyku avam için rüyayı sadika cihetinde bir mertebeyi velayet hükmündedir. Yani evliyalar, evliyalar onları nasıl görüyor? Veli oldukları için. Avam peki veli midir? Değildir. Avama da Allah göstermek istiyor ve e, evliyalar velayetle görüyorlar, avam ise rüyada görüyor. Yani sanki ilim, marifet avamda rüya olmuş. Devam edeyim. Hükmündedir, bir de okuyayım. Evet uyku nasıl avam için rüyayı sadika cihetinde bir mertebeyi velayet hükmündedir. Öyle de umum için gayet güzel bir muhteşem bir sinemayı rabbani seyrengahıdır. Bak öyle de umum için. Allah'a, umuma da o kapıyı kapatmamış. Veli ol gel demiyor. Sana da vereceğim diyor. O gözü açıkken, öteki sene de gözü kapalı kemerceğim. Öyle de diyor umum için. Yani avam için. Müslüman. Gayet güzel bir muhteşem. Sinema-i Rabbaniye'nin seyrangahıdır. Fakat güzel ahlaklı, güzel düşünür. Yani gördüğünü bazen tuhaf tuhaf yorumlu yapar ama güzel ahlaklı, güzel düşünür, güzel düşünen güzel levalları görür. Fena ahlaklı, metindir bu. Fena düşündüğünden fena levalları görür. Hem herkes için, bak herkes için istisna var mı? Yok. Alemi şadet içinde, alemi gayba bakan bir penceredir. Ne? Uyku. Uyku. Hem mukayet ve fani insanlar için, hem bak mukayet, ve fani insanlar için sahayı ıtlak bir meydan yani muayen iken muayensiz bir alem meydan ve bir nevi bekaya mazar uyku adeta bekaya mazar mazi ve mustakbel hal hükmünde bir temaşa gahtır rüya uyku hem latifi hem tekalifi hayati altında ezilen ve meşakat çeken ziruhların istirahatgahıdır. Bu acayip acayip malzemeler. Yani ilk defa ömrümde bu tarihte köyde yazdığım zaman Allah e, alimlerin ilim vasıtasıyla gördüğünü Allah merhameten onları istisna etmiyor uykuda rüyada veriyor. Mustafa bu uyku mu Sadıka'nın ifadesi mi? Uyku, uykusuz Rüyay Sadıka değil. Rüyay Sadıka yani. Adamlar rüyay -i rüyay, -i sadıkada. rüyay sadıka'da. Evet. Ama herkes görür. Hayatı her uyku değil. Yani her uyku olsa her girdiği zaman olur. Uykunun içerisindeki Rüyay Sadıka. Avamda da var ya Rüyay Sadıka. kardeşi. Ha, uyku, diyor, değil mi? uyku, Ama bu e, şey diyor. E, uykudaki rüyay sadıkadan bahsediyor. Tamam. Şimdi ama acayip bir şey. Yani hakikaten Allah merhametine bak. Okuyacağım şimdi çıkarımları da. Yani avam ilim yapma şansı yok. Çoluk çocuğu var. Bir derece fetrette buymuş. Ailesin olmamış. Bu nimeti şu nimet herkese nasip olmamış. Yani üzerimizde Allah'ın çok hakkı var. Ama adam örf, anneanne kültür ve gelenek büyümüş. Anne babasının nikahı ve helal haram bunu etkilemiş. Bu nimeti ilahiye, bu nimet uzmaya mazar olmamış. Ama Allah bu nimetten de mazur, mağdur etmemek, mahrum etmemek, ma mahrum etmemek için uykunun içerisinde, uyku hayatın içinde uykunun içinde de rüya koymuş. Rüyanın içinde de rüya sadıka koymuş. rüya sadıka da artık o e, ne yapıyor? Diyor ki e, o rüya sadıka herkes için alemi şadet içinde alemi gayba bakan bir pencere açmış. Mukayet ve fani insanlar için şahi itlak bir meydan, bir nevi bekay mazal vermiş. Mazi ve müstakbeli hal hükmüne temaşa vermiş. Şimdi çıkarımlarım. Yani şimdiye kadar okuduğum bütün malzemeydi, metindi. Şimdi ne çıkardım? Şey diyebilir miyiz abi? Burada İmam Rabbani'nin şu şey aklıma geldi de. Diyor ki ya, bir iman hakikatının inkişafı için binlerce kerameti tercih ederim diyor. Şimdi veli velayeti ile bir keramet sahibi oluyor. Ama avamın rüyayı sadıkayla bir keramet gösterme gibi bir hali olmuyor. Bu e, avam, bu rüyay sadıkayla bir e, iman inkişafına sebebiyet olabiliyor. Olabiliyor. Evet. Bu vesileyle <coughs> sonuç itibariyle sonuç itibariyle bu İmam-ı Rabbani'nin bu evet. tercihi evet, e, neden çıktı? Süreç süreci yok ama e, avamın süreç ilim marifet kesbetmemiş. Sonuç ise evliyanın mazar olduğuna da mazar olunuyor. Devam edeyim. Yani Allah'ın ne kadar nimetini bol veriyor. Rüyalar Ademi gibi zeminsiz zemindir. Çünkü niye? Rüya olabilmesi için uyku olması lazım. Yani abiler şu anda rüya göremezsiniz. Uyumanız lazım. Allah'tan senetün velâ nev uyku tutmaz. Cennette de uyku yok. Adem Aleyhisselam onun için en çok şaşıran, şaşırmıştır herhalde. Cennette hiç uyku olmadı halde geldi dünyada uyku tuttu onu. Çok tuhaf. Aa bir şeyler oluyor bana. Böyle bir olsana Adem Aleyhisselam. Aa. Aa. Yani nasıl kafa yemedim. Tuhaf. Hiç o hiç olmak istemezdim. Vallahi çok iş, çok zor iş yaptı. Aa. Bu. sonra uyandı. Cennette zaten bir buraya geldi. Bir de şoklandı. Uyanınca ulan yahu yine başa geldim zannetti. Çünkü düşünebiliyor musun? Hiç ömründe uyumamış. Bir baktık uy uyku olmuş. C c çünkü e çünkü <laughs> oysa uyku niçindir? Ölümün kardeşidir. E lezzetli olmasının sebebi e sıkıntıların unutma hali olduğu için. Cennette sıkıntı yok ki unutma hali olsun. Orada bir an bir ana. Çünkü Geylani der ki uyku ölüm gibidir. Nimetlerde mahrum olmaktır. Çok lezzet aldığında uykun gelmiyor zaten. İstemiyorum. Evet. mi? Yani sıkıntıda onun için herkes uyumak istiyor. Sıkıntılı adam bak uyuyamıyor. De Demek var. ki rüyalar Adem'e uyku Adem'e Adem gibi her şeyin yok olduğu. Yani her şey nasıl hiç uyku yok bak şimdi soruyorum. Hayatta hiç uykuyu tanımlamadık, yaşamadık bilmiyorum. Her şey yok edin dendiği zaman nasıl yok ederdik alemimizden? Hiç hatınıza gelir miydi uyku? Uyku bak. Adem gibi. Sıfır gibi. Her şey yok oluyor. Sen bile. Kendin kendini yok etme var ya. Kendini kendinle yok ediyorsun uyku, a uykuya geçiyorum Kendimi ortadan kaldıracağım. Kim? Kendim. Kendim de yok. İşte rüyalar ademi gibi zeminsiz zemin, Vücudun yok olduğu bizim için tabii uyku. Tüm tanımlam, tanımlanmalarımdan, sahiplendiklerimden yani vücutta olan tüm mevcudiyetimden çıkmanın misalidir uyku bu yokluk içinde bir varlık kuruluyor rüyay sadika ile. Tüm bu yokluklar her şeyin yok olurken her şeye rağmen bir şey oluyor. Rüyay sadika uyku zemininde uykunun rüyay sadika zemininde gaybi ve istikbali olan şeyleri görür. His de uyku gibi bir zemindir. Nasıl ki uykuda gaybi şeylere yaşıyorsun. Rüyada rüya olduğunu bilmediğin için yaşadığını yaşamış gibisin. Aynı yaşıyorsun. Her şey oluyor. da yapıyorsun. His de aynen uyku gibi. Uykuda rüya sadika gaybi ve istikbali olanları gördüğü gibi his biraz önce dersin başlarında sabah okuduğumuz gibi his mazinin vukuatlarını, istikbalin imkanatlarını anda yaşaya hissedar olup yaşayandır. İken rüyayı sadıkada da istikbali olanları anda kişinin yaşaması yaşıyor. Bun cihetle his aynı his de uyku gibi bir zemin ki ustad rüyayı sadıka da hissi kullanarak hissedar oluyor diyor. His de uyku gibi bir zemin. Uykuda rüyay sadıka... ...gaybi ve istikbali olanları gördüğü gibi... ...his zemininde de... ...akıl veya kalp... ...gaybi ve istikbaliyatları görür... ...hisseder. Uyku sanki... ...his gibi. Uyku sanki his gibi. Rüyay sadıka da... da ...sanki akıl ve kalp gibi. Yani rüyay sadıka... Neye benziyor? Akıl ve kalp gibi. Yani şu, insan yaşarken şu anda akıl ve kalp, istikbali, mazi ve müstakbeli Mehmet Kardeş getiriyor, hisse veriyor ya. Kim veriyor? Hisse kim malzeme veriyor dedim. Akıl ve kalp. Akıl ve kalp yaşanmış, yaşanmamışları getirip verince, akıl ve kalp, istikbali ve gaybileri hisse verince yaşanıyor mu? Buna malzemeyi kim veriyor? Akıl ve kalp. Aynı onun, onun gibi de akıl ve kalbe benziyor rüyayı sadıka, hisse veriyor. Yani olmamışları, daha vuku'a gelmemişleri varmış gibi, olmuş gibi eylem ama orada zaten var. Onu hisse veren kimdir? Rüyayı sadıka. Ayı ki veren kim? Hise, akıl ve kalp. Anladınız mı burayı? Anladık sana ise. Evet. E, ayık alemde akıl ve kalbin işlevini, uyku alemde rüyayı sadıka yapıyor. Ayık alemde akıl ve kalp hissedar ediyor. E, uykudayken rüyayı sadıka hissedar ediyor hissi. Rüyayı sadıka Latife-i Rabbani'ye yapıyor değil mi? Evet. Latife-i Rabbani'ye yapıyor. Latife-i Rabbani'nin açılması. Rüyayı sadıkada da akıl ve kalp var o zaman. Vartır. Şey, e, Hasan abi öyle diyebilir miyiz? Yani Rüyayı sadıka mı latife-i yoksa bütün rüyalar mı latife-i ile oluyor? <laughs> yok. Yani şöyle. E, e, latife-i Rabbani Rabbini açan bir şey latife-i rabbaniyedir. E, uyku o değil yani rüyalar sıfı değil. İmtiyaz kazanmış rüyayı sadıka. Çünkü adı şey Rabbin penceresi. Yani bizden Rabb'e açılan Allah'ı görme yeri ya. Aslında sadece onu görüyor. Başka bir şey yok. yok şey, şey yok. Rabbi, Rabbi görme yeri. Allah'ın nimet kendisini bize kendisi açması. Güzel düşün, düşünce, güzel ahlaklı değil ilk önce. Bak eğer Freud ve Jung düşünceler ahlakı oluşturur. Onlar psikolojiyi söylüyorum. Onun için böyle malzeme ile böyle çıkarlar. İlaçtan bahsetmiyorum. Düşünce şekillerini Görmenizi istiyorum. Ee, insanın düşüncesi toplumu oluşturur, örf anane kültürleri oluşturur. Ne kadar makul doğru ee, Jung ve e, şey Freud. Düşünceler e, yaşantı oluşturur, çevre oluşturur, kültürü oluşturur. Bu düşünceler, bu düşüncelerin içsel insandaki haline de ahlak der. Ama din öyle demez. Din der ki. E, ahlak düşünceleri oluşturur. Zira ahlak huluklardır, huyların cemidir. Eğer diyor, benim çıkarım, eğer düşünceler ahlakı oluştursaydı her güzel düşünen ahlaklı olurdu. Ama her güzel düşünen güzel ahlaklı değil, ahlaksız da olabiliyor. Güzel bilgileri var. Çok iyi bir mesela bilgisi var. Ameliyatı biliyor, çok iyi malzemesi var ama ahlaksızlıkla yapabiliyor. Ameliyat gerekmediği halde ameliyat yapabiliyor. Eflatun da iman edemedi <laughs> gibi. Ama her güzel ahlak, güzel düşünceyi getirirse o güzel düşünce farklı iş yaptıramaz. Ee, devam edeyim. Güzel düşünce, güzel ahlaklı değil iken ilk önce güzel ahlaklı olduğu için güzel düşünür. Yani güzel düşünceler Güzel ahlakı değil, güzel ahlak güzel düşünceleri doğurur. Güzel düşünceler de hissi, hissi doğurur. Hisler de kalbi ve hissin temayülatından fiil çıkar. O tarafgirliğini de ta ahlaktan yapar. Onun için insanların tercihleri, bulundukları yer düşünsel değildir, ahlakı bir sorundur. Ahlaklarından kaynaklanıyor. Güzel düşünen güzel ahlak elde edemez mi abi? Elde eder. <laughs> Olur. Aktif eder, çapını genişlettirir. Güzel düşünen de bu konumuz bu değil de ahlak o, o işlemiştik. Burada geçtiği için yapıyorum. Ama sonuç bunlar. Güzel düşünen de güzel levaları görür. Ahlak düşüncelerimizi oluşturu oluşturuyor ki ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Rü evet kötü ahlaklı rüyayı sadıka görmez. Rüya görür. Yani şöyle bakabilir. Hakikaten bilimsel doğru düşünen insandır. Bilim doğrudur. İki, iki elmanın yanında iki elma yeri dört tane. Doğru, tamam. Güzel bilimleri var. Güzel teknolojisi var. güzel Ama her güzel teknoloji güzel yerde kullanmıyor. Ahlak olmuyor. Atom bombası mesela. Nükleer bir enerji çok kısa bir ufak bir şey iken toplumun ne kadar menfaati var ama 30 bin 40 bin insanı öldürebiliyor. Yani bu fiilin yanlış olması bilginin yanlış olduğunu göstermiyor. Bilgi doğrudur, eylemi yanlış. Sebebi ne demek? Bilgi doğru, fiil yanlışsa ahlakı kötü. Bir daha bilgi doğru, fiili yanlış. Nükleer santral doğrudur ama insanları öldürmeye kullanırsa bu bilginin yanlışlığından değil, ahlaksızlığındandır. Rüya herkes için alemi şahadet içinde, bak rüya herkes için alemi şahadet içinde, alemi gayba bakan penceredir. Hem mukayet ve fani insanlar için sahayı ıtlak bir meydanmış, bir neymiş yani rüya sadıka rüyalar, mukayet ve fani insanlar için sahayı ıtlak bir meydan yani meydan, hududu olmayan bir meydan ama biz mukayediz. Bunu Rüyay Sadık'a yapıyor. Başka ne yapıyor? Fani insanlar için sahayı ıtlak bir meydan ve bir nevi bekaya mazar ediyor. Başka ne yapıyor Rüyay Sadık'a? Mazi ve mustakbel hal hükmünde bir temaşakya yapıyor. Başka ne yapıyor Rüyay Sadık'a? Hem tekalif ve hayati altında ezilen, meşaka çeken zirhuların istirahatgahıdır. Rüyay sadıka e, avam müslümanlarda vardır. Kafirde yoktur. Kafirde rüya vardır. Müslüman avamda Rüya-i sadıka vardır. Şimdi gayrimünteşir işaret icaz 180, 174. sayfa açıyorsun. Gördün mü? Buyurun. Tamam. Gayrimünteşir abiler bu yoktur sizde, bizde. Alemi berza, e, ben işaret icazıma çevirdim bunu. Alimi Berza koydun mu abi? Timsali olan alimi misalin hakikati nispetinde sabit ve hakikattır. İzah edeceğim zaten. Zaten alimi misal alimi Berzah'ın timsalidir. Devam ediyor Metin Kırmızı. Alimi rüya da alimi misa misalin zıllı hayal da alimi rüyanın zilliymiş. Zıl. Gölge yani. Bu şeffaf cisimler aynaya benzer. Yani birbirini gösterir, ispat eder. Bitti. Şimdi sıralamayı göreceğiz abiler. Timsal lugat veriyorum. Nüminedir, örnektir, benzerdir, görüntüsüdür, resmidir, suretidir. Z, z e, ise gölge anlamındadır lugat. Şimdi mis, bu okudum, oturdum, tefekkür ettim. Sizin o kadar zorlanmanıza gerek yok matematikteki formülü kapsar aletini kullandım. Alemi şadet en dissaldır. Kapsar hayal. Daha camidir. Anladınız değil mi o matematikte kapsar aleti? Alemi şadeti hayal kapsarken rüyada hayali kapsar. Hayalde ihtiyar vardır. Rüyada yoktur. Daha öteye. Rüyayı da kapsar. Alem, misal alemi. Misal alemi. Misal alemini kapsar. Alemi berza. Onu da kapsar. Alemi erva. O zaman alem ervah en camidir. Yani sıradan böyle. Şimdi gene metin okuyorum. Tamam Bu sıralamayı oku şey yaparak gayrimün teşirde okudum. Sıralama böyledir. Evet abiler bunu okudum kesiyorum zaten bitti. Evet manayı etsama, manayı cisime. Arazi yani cever olmayan sonradan mesela soğukluk, sıcaklık e, arazdır. Mesela buz arazdır. Su ceverdir. Tamam mı? Arazı cevere. Yani sıfatı asla. Mutegayyaratı yani değişeni değişmeyen sabite. Tahvil etmek kimin işidir? Alemi misalin hassasıdır. Rüyay sadıka bir. Keşfi sadık iki. Etsamı şeffafe şeffafı üç. Ne yaparmış bunlar? Alemi şehadetten alemi misale bakan gözlermiş. Bir. Rüyay sadık abiler. Keşfi sadık abiler. Etsam-ı şeffafi abiler alemi şehadetten alemi misale bakan gözlerdir. Ve o alemini vücudunu ispat ederlermiş. Metin bu. Şimdi metin bitti. Çalışıyorum üzerine. Alemi misalin özelliğidir. Nedir o alemi misalin özelliği? Birbirine dönüştürmekmiş. Mesela mesela peygamberin ifadesiyle gıybet ettin. Nefsilemirdir. Ama İnsan eti yedin, ağzına kan aktı Ayşe validemiz. Bizzat olmuş. Ben ben bizim köyde görüştürdüm bir, birkaç kişiyle. Ses kaydı da vardır. Sizde olmuştur. Rüyada bazı te tezahür Aa, Bizim kardeşimize, nur talebesidir. Abdülkadir kardeşimiz, Resul Tanır. Köpek isirdi kolunu, bağırarak kalktı ve kalktı. Eşi de söylüyor. Köpek izini ben de gördüm. Ee, ve kan akıyordu. Köpeğin isirdiği yer. Ve köpek izi vardı. Evet. <laughs> bu seviye de var bu rüyanın. Bu rüyanın var yani. Tu tuhaftır. alim, ee, <laughs> alim misali bakan gözlerdir dediği, Ne gariptir. Bir de okuyorum abiler. Alimi misalin özelliğidir birbirine dönüştürmek. Onun için söyledim. Birbirine dönüştürüyor. Alimi misalin hem kapısı hem bizdeki tezahürü ise rüyalardır hem bizde ifade edilir hem o kapıdır rüyay sadık bir keşfel sadık iki etsamı şeffaf e, şeffaf camlar mesela ne yapalım alemi şahadetten alemi misale bakan gözlerdir bu galip değil midir? Çok mu, çok işte oluyor nedir o ee, rüyay sadika görmüyor musun gözün kapalı değil mi G -G gafur niçin biliyor musun şu Niye? ayna düşünme etsamı şeffaf ayna baka baka bazen aslında kart kartpostallar vardı bazen Onun dışında bazen başka şeyler var Onun için dedim ya çok fazla dikkate bakmayın Hı. bu sefer aynaya bakarsan ayna şeffaf gösterdiğini gösteriyor da başka bir şey de gösteriyor Hı. çok dikkat edersen böyle çok ciddi yoğunlaşırsan sen o görüyorsun. Evet başka şeyler gözükmeye başlar biliyor musun evet. sif gösterdiğini göstermiyor ayna Gösterdiğini gösteren ayna Ama gösterdiğinin dışında niyet ve irade etmediğin bir şeyleri orada tezahür etmesi aynada gözüküyor. Onun için yatak odasında ayna olmaz. Sonradan uydurulmuş ve alem İslam'ın Müslümanların yuvasına sokulmuş ciddi bir e, sıkıntıya sebep olan bir zemindir. Erva habiseler ayna üzerinde tezahür ederler. Oradan boyut verirler. Yok. Ayna lazım. Ama kar dolabının arkasında olması lazım. Bak bir daha. İçinde olacak. Resim varsa asamazsınız gibi. Ama kart postalının üzerinde var ya defteri. Saklıyorsunuz. Ee, mesela çocuk oyuncakları. E, mesela o gözleri. Akşam yatarken. Onlar topla kutuya at. üzerine besmelelerine torba yani şey bezle kapat. Kar dolabını da öyle. Önünde değil arkasında olmasını gayret et. Gücün yeterse tabii. Ee, şeydir. Bu çok önemli bir şey söylüyorum şaka ama onun zemininde ortaya çıkıyorlar. Ee, orada e, biraz e, öyle yani tamam. Hani. Şeyde Mucizat Ahmet diye de şey var. Bir Heykelin içinde, putun içinde evet. sarjanyormuş ya cin. Evet ama. Herhalde biraz burada bahsedeceğim galiba. Hafif müslümanıma lazım olsun diye söyleyeceğim. Burada bahsedeceğim şu sayfada. Ee, biraz yani, alimler demiş. Benim vazifem size faydalı olmaktır. Alemi şahadeti kapsar, alemi misal onu da kapsar alemi mana. Alemi misal ispat ediyor. İspat ediyor. Alemi misal ispat ediyor. Çünkü var gözükür ve görünür. Yani mesela e, ispat, ediyor. ispat ediyor. Çünkü niye? Hemen Doğru ilave edeyim. E, alem misalin sıkıntısı şu değil mi? Yani ben, e, alem misal cinlerin ve şeytanların e, mahalle olduğu için Cinin, alem misal ikisi de, de yani cin deyince menfi ve men müsbete evet. yani olduğu için alem misale eğer kontrolsüz geçer, geçersek alem melekuta geçmeden sadece alem misale geçtiğimizde kontrolsüz sahaya giriyoruz. Evet ve orada bu sefer sıkıntı, e, sıkıntı başlıyor. çünkü e, şey yok. Yani alemi misalin alemi şahadete taşımasına bir koridor aynalardır. Alemi misalin da, bir altı olan daire misal, alemi misal demeyeyim de. Ama ne yapayım? Ana temas söyledim. O geliş taraf alemi misal, buradan giriş taraf şey misali. Daire misali alemi misalin dairelerinin alemi şahadetteki menfezleridir. Şeffaf şeyler, aynalar. Çünkü aynanın, bu sefer ayna toplaması yaptım. Ayna çalışması yaptım. Ee, aynanın arkasında sırlama var. Sırlama. eli yani camı ayna yapan sır varmış orada. O fiil sırlama denilir. Ee, allah Alem bak size ne kadar çalıştım ama ben bize, size göstermek isterim. E bakayım ayna 195'te bir yapmak istedim ama sonra istemedim yapmayı. Gerek yok dedim ama çalıştım. Bak çalıştığımı söylüyorum. Veciz ga gayb okudum ya bugün ısınmak için belki de 40 dakika. Onun gibi aynayı okudum. Eli bilimsel insanlar kardeşlerime de sordum. Ayna nedir diye. Fizik. Bak bu sayfa. Bir. Bu sayfa, bu sayfa, bu sayfa, bu sayfa. Şimdi bak bir tanesini söyleyeyim. Ayna, ayna çeşitlerinden. Bir, kenara yazdım bak. İnsan aynası varmış. İnsan bir ayna. Bak başka. Benlik aynası. Tarih aynası. Dil aynası, zaman aynası, çok garip arkadaşlar. Alem-i şadet bizimki bildiğimiz gibi değil. En azından şunu biliyoruz zaten. Alem-i şehadet, herkese farklı olması, biz biliriz ki 18 bin alemin, 18 bin alemin hulasa-i camiası benim bildiğim gibi değildir. Onu bileceğiz. 18 bin alemin cemi, cenneti burada anlamlandırıp farkındalığımızı artırarak cenneti cennet yapan burası olduğuna göre burası bizim bildiğimiz gibi de değil. Bizim bildiğimiz gibi de değil. Bizim bildiğimiz gibi var ama değil. Yani Allah anlatıp anlatıp kainatın kalbi dediği bu değil. Yani Arnavut köy, ağaçlar var, kuş uçuyor, doğuyoruz, ölüyoruz, ekmek arıyor. Bu, değil ya İşte en garibi şu en karmaşık en cami en sade gözükmesi her şey kendi bir şey gözükmesi işte mucize bu Onun için haşdet bu mutlak muayyen olması mucize yani odun gibi düşün mutlak olan nuru oradaki Nur mutlak olan dumanı enerji dünyamızdan 1 milyon 400 defa büyük olan güneşin odun olarak gözükmesi Odun nedir? Donmuş güneştir. He. Şimdi mutlak olan o enerjiyi, dumanı, nuru, güneşi odun gibi göstermek güneşten daha mucizedir. Odun inanın güneşten daha harikadır. Cennet ve cehennemden daha harikadır, daha zordur dünyayı yapmak. Çünkü cennet tek boyutludur, kolaydır. Kullanılan malzeme nurani. Cehennem de kolaydır kullanılan mali, malzeme kesiftir. Dünya ise ke, nurani ve kesifi kullanacaksan her şey olacak, hiçbir şey olmayacak. Cennet bir şeydir ama onun mertebesidir. İyilik mertebesi. Kötülük mertebesi cehennemdir. İns, dünya ise hem iyiliğin hem kötülüğün aynı şeyin olması. Hem iyiliğin hem kötülüğün aynı şeyin nihayetsiz olması. Bir tuhaf ya. Bu dersler de bir tuhaf zaten. Allah'ın ikramı. Bu çok zordur. Onun için Celal ülkesi başka, Cemal ülkesi başka. İkisini cem eden Kemal ülkesi insan bambaşka. Yani cenneti, cehennemi, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, ruhaniyatı şunu bunu yapmak başka bir şey. İnsan yapmak, insan yapmak bambaşka bir şey. Çok tuhaf. Yani her şey iken bir şey gözükebilmesi kadar mucize. Yani mutlak iken, mutlak iken her şey iken bir şey olarak gözükmesi çok zordur en zoru da söyleyeyim mi size her şeyin sahibi her şeyden açık iken her şeyden gizli olan Allah gözükmemesi daha gariptir gözükmesine göre gözükmemesi daha zordur her şeyi göster gösterenin gözükmemesi gözükmesi kolay iken gözükmemek zor zordur uçak yapmak kolaydır ama gözükmeyen uçak yapmak çok zordur Var'ı yok edeceksiniz ama vardır. Mutlak iken yapacaksınız. Çok zordur. Allah'ın gizli olması aşikari olmasından daha zordur. E, zoru yaptı o. Çok zor. Ya çok tuhaftır. Devam edelim. Evet. Devam ediyorum. Rüyayı sadıka ile his geleceğe geçiyor. Bak görüyor musunuz? Bak rüyayı sadıka ile. Rüyayı sadıka geçmişi geçmiyor mu? Geçiyor. Hissedebiliyor musun? Arkadaş bu rüyayı sadıkadır. Sen geçmişi yaşama. Bu gelecektir. Geleceği yaşama. His neydi? Hisseden olmaktır. Yaşamaktır. Anda yaşamıyor mu beden? Ha gözünle yaşa. Ha öteki gözle yaşa. Hisse diyemezsin bu rüyadır yaşama. Aynı realite gibi yaşıyor mu? Yaşıyor. O zaman rüyayı sadika ile his geleceği yaşarken geçmişe de geçiyor onda yaşıyorsun. Aşağı anda yaşıyorsun. Daha anlamaz sen. Demek du bitireyim de ondan sonra. Demek geleceği ve geçmişi rüyayı sadika ile geçiliyor. Orayı buraya taşıyor. Rüyay sadika ile hissedar oluyorsun geleceğe. Rüyay sadika ile his geleceği geçiyor. Geçmişi de geçiyor. Anda yaşıyor ki hisler e, aynı. Ya, ha e, mesela kuve Hayali'ye ha gözden film getirsin, resim. Ha hayalen getirsin. Fark etmez çalışıyor aynı. Yani bilimseldir bu. Yani gözünü kapat, hayal kur bir, bir insanı veya görmek. Derecesi farklı olabilir. Fakat ikisi de insanın iç alemini aktif ediyor. Yani e, kuvalar, hisler bu hayaldır, bu gerçektir demez. Aynı görür. İstersen rüya ile gelsin, istersen gerçekle gelsin, o oluyor. Demek geleceği ve geçmişi rüyay sadıka ile geçiliyormuş. Tek tek veya anda zaten gayb deyince tek yönü yok. Geçmişte gayptır, gelecekte gaybıt. İmam-ı Mubin ya. Demek ki geleceği ve geçmişi rüyay sadika ile geçiliyor. <laughs> tamam Geçiliyor. Orayı buraya taşıyorsun anda olduğu için. Rüyay sadika ile hissedar oluyorsun geleceğe ve geçmişe de. Hissedar oluyorsun. Şeffaf cisimlere nasıl alemi misali ispat ediyor? Başlık. Yani şimdi o ayna meselele biraz girecek. Şeffaf cisimlere nasıl alemi misali ispat ediyor? Soru. Çok korkunç bir tespit bu. Yani nimet-i ilahiyat. Evet. Madde kendini göstermesi şart iken madde kendisini gösterildiği için e, maddedir kendini değil karşısını göstermesi olacak şey değil. Yani ayna mesela onu söyleyecek. Nasıl ayna kendini hiç göstermiyor? Seni gösteriyor. Aynayı göremezsiniz baktığınız zaman. Kendinizi ayna hiçbir zaman aynayı göremezsiniz. Koyduğunuz zaman isterseniz yandan bakın hep gösterir. Onun için hep gösterdiği için aynadır. Eğer başka şeyi gösterirse, başka şeyi de gösterirse ayna değildir. Çok tuhaf değil midir? Hep başkasını göstermesi. Hiç düşündün mü bu cümleyi? Nasıl ayna kendini hiç göstermiyor? Madde nim nurani, güneşin ziyası gibi. Yani güneş nedir? Nim nurani, yarım nurani. Bu aynada sanki yarım nurani. Kendini değil karşıyı göstermeleri. Rüyada böyle, rüyada böyle, rüyanın kendisi bilmiyoruz. Rüyanın kendisini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Rüya nedir? Bilmiyoruz ki. Adını koymuşuz. İçeriği ne demek? Rüyanın kendisini bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Nesine şahidiz? Gördüğüne görüyoruz. Gördüğüne şahidiz. Kendisine şahit değiliz. Ki. Rüya ne demek? Uyku ne demek? Kendisine şahit değiliz ki gidiyoruz kaybolduk yok olduk. Niye oldu nasıl oldu bilmiyoruz. Kendisini bilmiyoruz o sistemi bilmiyoruz. Ama sistemin gösterdiğine şahidiz. Aynanın kendisini değil, şahitliğine şahidiz. Rüya da böyle. Rüyanın kendisini bilmiyoruz. Nasıl bir şey? Fakat rüyanın gördüğünü görüyoruz. Ama rüyanın ne olduğunu bilen, soran pek kimseler yok. Zannediyor. Mesela zaman da öyle. Zamanla geliyorum. Zaman kullanıyoruz. Bir Allah'ın kulu sormaz ya zamanı kim yarattı? Zamandan, zamanın zamanı var mıydı? Zamandan önce var mı? Zamanın öncesi var mı? E, zamanın hacmi kütlesi var mı? Biz zahirde madde, biz zahirde maddeyiz. Ceset ve bedene. Nasıl kendini değil başka şeyleri gösteriyor? Biz zahirde maddeyiz. Ayna gibi. Değil ha? Ayna, Ayna gibi bir mesela biz zahirde maddeyiz. Cesediz bedeniz. Nasıl kendini değil başka şeyleri gösteriyoruz? Fani nasıl bekayı gösterir? Burayı anlayamıyorum. Rüyada, keşfe sadıkta ve etsam-ı şefafe de kendilerini değil gayrilerini, gayrılarını yani harici karşı ve karşıtlarını gösteriyor. Tuhaf şey. Konuşmak da öyle. Yani gaybidir konuşmak. Mevcut değildir konuşmak. Hazır değil. Bir anda gaybi şahit yapıyoruz. Sustum. gaybtir Konuştum. Şahit oldun. Gaybi şahit yapıyorum. Şahadet yapıyorum. Konuşmak da acayip Gay yani bir daha konuşmak da öyle. Yani gaybidir konuşmak. Mevcut değil. Sustum. Hazır değil. Bir anda gayb şadet oluyor. Sustum, konuştum da kayboldu. Gayb iken konuştum, şadet oldu. Sustum, kayboldu. <laughs> Kar karşımdaki benim bedenimi, karşımdaki benim bedenimi, cesedimi görürken, kelamımı da görmezken, gaybi tarafımı kelamla ifade ediyorum. Ana, ana gelmeden, şimdiki zamana gelmeden kelam gaybdaydı. Konuşma ani demek, konuşma ne demek? Ani demek, gaybi şahadet etmek demektir. Konuşmak, gaybi şahadet etmektir. Kelam odur. Şeffaf ayna sanki manayı harfi gibi kendini değil gayriyi gösteriyor. Ceset olan bedenin Rüya görmeleri garip olduğu gibi rüyaların da kendilerinin dışındaki alemleri görmeleri de çok gariptir. Rüya bedene benzemediği gibi bedenin de gördüğü şey rüya rüya bedene garip olduğu gibi rüyanın gördükleri de rüyaya gariptir değildir yani başka bir şeydir. Gördüklerimiz <laughs> rüya değil yani <laughs> rüya bir ayna mı abi o zaman? Ayna. Ayna da değil mi? Evet rüya da ayna. Evet gözüküyor. Yani rüya görmek bedenin fonksiyonu mudur? Değil. Maddenin fonksiyonu mudur? Değildir. Bedende rüyanı garipse <laughs> o alemlerde rüyaya öyle garip. Demek his hem geçmişi hem anı hem de geleceği yaşabiliyor rüyada. Zaten şimdi de şahadette de Zaten hissin kendisi ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız eylemleriyle gördüklerini, hissettiklerini biliyor ve şahit oluyoruz. Hissi bilmiyoruz ki kendisini. Histe gözükeni şahidiz. Kendisini bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyor. Tıpkı rüyanın kendisini değil, gördükleriyle meşgul olduğumuz gibi his sanki dünya içindeki hususi dünyamız. Zemin içindeki zeminimiz his, mekan içindeki mekanımız his. İlhamı fıtri de garip. Nereden, kimden, ne için, ne zaman, ne ve neyin cevabını biliyorlar ki sana onu bildiğini, sa sana senin bildiğin yönsüz yönlerden, ha bilmediğin yönsüz yönlerden. Vücutsuz, vücutsuz vücutlardan seni bildiklerinin ifadesi olanların gelmesi aynamıza düşmesi iade ziyaret etmeleri gösteriyor ki biz bizi bilmiyoruz biz bizi bilmiyoruz biz bizimle e, ilizyonda kalıyoruz bir de okuyayım şuradan Zemin içindeki zeminimiz histen bahsediyor. Mekan içindeki mekanımız ilhamı fıtri de garip. Ne demek ilham ı fıtri? Yani ilham bana mana geliyor. Benim değildi. Bir yerden geldi. Ha geldi mi geldi? İlham diyoruz. Nereden? Kimden? Ne için? Ne zaman? Ve neyin cevabını biliyorlar ki onlar? Yani ben neyi talep ettim? Benim talebimi nereden biliyorlar ki? cevap olan ilham geliyor. Biliyorlar ki sana senin bilmediğin yani benim o gayb aleminin yönü var mı? Mekanı var mı? Görüyor muyum kim? Benim bilmediğim yönsüz yönlerden rüya nereden geliyor? Yön yok. Vücutları var mı? Yok. Yönsüz yönden, vücutsuz vücutlardan seni bildiklerini beni biliyorlar ki istihare namazına yatınca oradan bana cevap geliyor. Benim isteğimi nereden biliyorlar ki isteğime cevap veriyorlar. Yönsüz yönden, mekansız mekandan. Seni bildiklerini ifadesi olan o gelmeler seni biliyorlar. Gelmesiyle gösteriyor ki seni biliyoruz. Aynamıza düşmesi o alemler iade ziyaret etmeleri gösteriyor ki biz bizi bilmiyoruz. Biz bizimle ilizyonda kalıyoruz. Beni ben eden, ben olduğum gibi beni ortadan kaldıran, beni ilizyona sokan da zanlardır, vehimlerdir. Bana verdiğim garip garip anlamlardır. Kendime yüklediğim manalar beni ilizyona sokmuş, fanusun içine sokmuş. İlizyondayız. Biz bizi bilmiyoruz. Garip ki bildiğimizi zannediyoruz. O da bir garip. Bilmiyorum, bilmiyorum, biliyorum zannediyorum. Bu da garip. Her şeyimiz şeffaf, simamız, terimiz, sesimiz, mimiklerimiz, tavırlarımız. İnan Hasan hepsi oralı. Burada buralı olan Burada buralı olan andaki andaki beden ve cesedimiz, yüzümüzdeki simamızdaki deri et et değil ruhun aynası et ayna olur mu oluyormuş ruhun haletleri yansımız terimiz ahlakımızın teri kokusu teri ağır kokan alimlerimiz demiş ki ahlakını düzelt Parfüm sürme. Parfüm sürersen erva habiseleri celbedersin. Yani güya sıkıntıdan kurtuluyorsun. Terim yani pisliklere İmam Ali diyor ki pisliklere parfüm değil taharet gerek. Temiz terimiz ahlakımızın tereşuatları ahlakı ağır olanın sanal suni kokularla düzeltmeye çalışıyor. Heyağ her şeyi kader ilahi sevk ediyor, sevk kaderi. Etsam-ı şeffafe nasıl ise simamız ruhumuzu gösterdiği gibi, etsaf yani aynalar, etsafı şeffafe nasıl simamız ruhumuzu gösterdiği gibi, alemi misal de alemi şahadete böyle giydirilmiş yüzüme ruh giydirildiği gibi tere ahlakım giydirildiği gibi alemi misal de alemi şahadete böyle giydirilmiş. Maddeye alemi misal alemi mana nasıl giydirildi sorusuna el cevap madde şeffafeye şef etsam şeffafeye başka keşfi sadıka rüyayı sadıka nasıl bize giydiriliyor? Rüyayı sadık hapise nasıl giydiriliyor? Maddeye de alem-i mana, alem-i misal, alem-i ervahta böyle giydiriliyor. Maddenin şekli, sureti yok. Alem-i misal, maddeye libas giydiriliyor. Bu niye böyle? Çiçek niye böyle? Kadın erkek niye böyle? Maddenin şekli yoktur. Maddeye şekil veren alem-i misalin maddeye libas giydirmesidir. Alemi misal madde libas giydirdiği için şekli, sureti, şeffafesi olduğu gibi. Cami nasıl ayna giydirildiği gibi cama, ayna giydirildiği gibi manaya kelam, ruha ceset, simada ruh aynı böyle giydiriliyor. Bir daha manaya kelam, manaya kelamla sarlıyoruz. Ruhu cesetle, simayı da ruhla giydirdiğimiz gibi. Ve bu manalar 2-4-2023 Rize'den İstanbul'da uçakta 11.45'te yazıyorum. Uçak haletim. Hissi kalbel vuku ilhamı ile metin. İlham neydi? Kalbe gelen manaydı. Kalbe mana gelince vicdanda his olur. Bak Kalbe mana gelince vicdanda his olur, o mana dimada fikir, kuva ruhta kuvvet latife olarak ifade edilir. Yani gaybtan bir mana düşünce kapta duygu oldu. Ruhta latife oldu. Vicdanda his oldu. Akılda fikir ve kuva güç oldu. Kişiye özel konuşulmasına gelen ilhamı ilham sayka ve şayka da ilham gibidir. Herkese özel muamele ediliyor sayka ve şayka ile. Bunlar his ilham ise bunlar his ilham ise manadır. Kurdun bahsin ettiğin zaman topuzu hazırla vur çünkü kurt geliyor demek bir hisil kalbül vuku ile latife-i rabbaniye icmalen o adamın gelmesini hisseder. Fakat aklın şuuru iata etmediği için kasten değil, ihtiyarsız olarak bahsetmeye sevk eder. Ehli feraset bazen keramet gibi geldiğini beyan eder. Fakat ehli salahat ve bahusus ehli velayette bu hisil kalbel vuku fazla inkişaf eder. Keramet karan asanı gösterir. Fazla olduğu için keramet olur. Metin okuyor. İşte umum avam için, bitiyor. İşte umum avam için dahi bir nevi velayete mazaret var ki rüyayı sadıka evliya gibi gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlar. Metin bitti. Yani evet uyku nasıl ki avam için rüyayı sadıka cihetinde bir mertebe-i velayet hükmündedir uyku. Uyku ilim gibi. İlimde keramet olur. Bu uykuda oluyor kerameti. Öyle de umum için gayet güzel ve muhteşem bir sinemayı Rabbaniye'nin seyrangahıdır. Uyku sanki velayet makamı gibi bir zemin. Hisilba hissi kalbel vuku ve latife-i Rabbani o adamın gelmesini hisseder. Fakat Aklın şuuru iddia etmediği için kasten değil, ihtiyarsız olarak bahsetme bahsetmeye sevk eder. İhtiyar yok burada. Bu o alemde artık oruyaysa da ihtiyar yok. İhtiyar yok ama irade var mı? Onu da bilmiyorum. Avam uçak e, şey girmiş türbülansa. kalemimi oynatmış? Avam rüyada gaybi ve istikbali olanları görüyorlar. Avam da Rüyada gaybi ve istikbali olanları görüyorlar mı? Görüyorlar. Uyanıkta bunu kim görüyor? Veli olması lazım iken bunu uyanıkken görürse veli olacaktı. Veli değil ama görüyorsa rüyada görüyor. Sanki uyku evliyası. Veli olması lazım iken rüyay sadikada oluyor. Sanki velayet veriliyor rüyay sadikada. Yani avama rüyay sadika verilerek ona ötelerin velayeti veriliyor. Uyku mertebeyi velayet hükmündeymiş. Ve uyku aynı zamanda Sinamay Rabbaniye'nin serengahıdır. Yazı uçağın e, deprenmasını, türbülansını gösteriyor. Hem alemi şahadetten alemi gayba bakan bir pencereymiş Rüyay Sadika. Hem mukayet ve fani insanlar için Sahay ıtlak bir meydan, bir nevi bekaya mazar, mazi ve müstakbel hal hükmünde bir temajagahtır rüyay sadıka. Hem tekalifi hayatı altında ezilen ve meşakkat çeken ziruların istirahatgahlarıdır rüyay sadıka. Hissi kalbel vuku niye fazla inkişaf eder? El cevap, his vicdanın bir unsuru olduğundan, Vicdan inkişafı nispetinde his de inkışaf eder. İlham-ı fıtri, fıtridir hissi kalbel vuku. i̇lham fıtridir hissi kalbel vuku. kader ilahi ile sana verilen hisse bu. Aynı zamanda sevki kaderi de saika ilahi de denir. Sevki kaderiye de saika ilahi de denir. Hissi kalbel vuku ile latife-i olmana, olmadan hisseden hissedenler. Son bakarsanız sayfam bitti. Rüya-i sadıka evliya gibi gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlar. Mertebe-i velayet gibi rüya-i sadıka. Sonuç olduğu için net söylüyorum. Bir daha rüya-i sadıka evliya gibi gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlar. O zaman avam veli değil ama uykuda veli oluyor. Rüyay sadika verilerek velayet veriliyor. Velayet, velay, velayet gibi rüyay sadikadır. Hem rüyay sadika mukayet ve fani insanlar için sahayı itlak bir meydan bir nevi bekaya mazar mazi ve mustakbel hal hükmünde bir temaşa ga tekalif hayatı altında ezilen ve meşakkat çeken ziruların istirahatgahlarıdır. Ve burada duruyorum. Ne anladıksa vahir davahım enilhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.